Yıldırım Bayezid Han'ın esaretiyle neticelenen Ankara Muharebesi bozgunu Osmanlı Devleti için büyük bir felaket olmuştu. Hükümdarın esir düşmesi devleti başsız bırakmıştı. Yıldırım'ın esir düşmeyen üç oğlundan her biri bir köşeye kaçmışlardı. En büyük şehzade olan Emir Süleyman, Bursa Sarayı'ndan alabildiklerini alarak doğruca Rumeli'ye kaçmıştı. Şehzade İsa Çelebi, emrindeki askerleriyle Balıkesir taraflarında saklanıyordu. Şehzade Mehmet Çelebi, ordusuyla Bolu Dağları'na çıkmıştı. Şehzade Musa Çelebi, savaşın sonuna kadar babasının yanından ayrılmadığı için o da babasıyla esir düşmüş ve Timur'un nezdinde kalmıştı. Şehzade Mustafa, savaşın en şiddetli yerinde kayıplara karışmış, kendisinden haber alınamamıştı. Kimileri öldüğünü söylüyor, kimileri de Timur tarafından esir alındığını söylüyorlardı. En küçük şehzade olan Kasım ise yaşı henüz küçük olduğundan Bursa'da bırakılmış ve savaşa götürülmemişti. Şehzade Emir Süleyman, Bursa'dan Rumeli'ye geçmeden önce onu ve kız kardeşini ailesiyle birlikte yanında götürmüştü. Ankara Muharebesi'nin galibi olan Timur, Anadolu'nun altını üstüne getirmiş, şehir ve topraklarını talan ettirmişti. Anadolu'nun bütün zenginliklerini topladıktan sonra, Osmanlı'nın tekrar ayağa kalkmasını engellemek için eski Anadolu beyliklerine topraklarını iade etmişti. Bursa şehrinde hapis tutulan Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey'in oğlu Mehmet Bey'i Karamanoğlu Beyliği'nin başına geçirdi. Candaroğullarından Sinop emiri İsfendiyar Bey'in toprakları Kastamonu ve Çankırı şehirlerinin ilhak edilmesi suretiyle genişletilmişti. Timur, Osmanlı tahtının varisi görülen Büyük Şehzade Süleyman'ın muhakkak yakalanmasını istiyordu. Fakat onun takipten kurtulup Rumeli'ye kaçtığını öğrenince bu sefer siyaset yolu ile onu elde etmeyi düşünmüş ve ona bir elçi göndererek kendisine tabi olmasını ve vergi vermesini istemişti. Bunun üzerine Emir Süleyman, Timur'a elçiler ile kıymetli hediyeler yollayıp onun teklifini kabul etti. Timur, Emir Süleyman'ın elçisine, "Ben geçmişi unuttum, korkmasın, yanıma gelsin ki kendisine dostluğumu göstereyim." diyerek Süleyman'ın Rumeli'deki Osmanlı topraklarında hakimiyetini tanıyan bir menşur verdi. Timur, Emir Süleyman'ın hükümdarlığını tanırken aynı zamanda diğer şehzadeler olan İsa ve Mehmet Çelebilere de elçiler gönderdi. Yine aynı tatlı sözlerle onlara kendisine tabi olması şartıyla hükümdarlıklarını kabul edeceğine dair menşurlar gönderdi. Böylece Osmanlı'nın tekrar toparlanıp güçlenememesi için Yıldırım'ın şehzadelerini birbirine düşürmeyi ve Osmanlı'yı taht kavgaları ile daha da zayıflatmayı hedeflemişti. Timur, Ege'de bulunduğu sırada Yıldırım Bayezid'in hastalandığını haber almış ve bu esir hükümdarın tedavisi için kendi doktorları olan İzzettin Mesud Şirazi ve Celaleddin Arap gibi meşhur şahsiyetleri görevlendirmişti. Fakat bu tedaviler bir işe yaramamış ve Yıldırım Bayezid 8 Mart 1403 yılında Akşehir'de vefat etmişti. Onun nasıl vefat ettiği konusunda günümüzde iki farklı görüş mevcuttur. Osmanlı ve Memlük tarihçileri ekseriyetle Bayezid'in ölümünün hastalığı mütakip eceliyle olduğunu yazarken, Doğu Romalı ve Batılı tarihçiler ise yüzüğünde sakladığı zehri içerek intihar ettiğini anlatırlar. Fakat Bayezid'in döneminde yaşayan tarihçilerin hiçbirinin intihardan bahsetmemesi ve Timur tarihçilerinin de Bayezid'in boğmaca ve hunnak hastalığı sebebiyle öldüğünü bildirmeleri, onun intihar etmeyip eceliyle öldüğüne dair yeterli bir delil teşkil eder. Timur, Yıldırım Bayezid'in ölümüne fevkalade üzülmüştü. Bu yüzden onun cenazesini oğlu Musa Çelebi'ye vererek Bursa'da defnedilmesine müsaade etti. Ayrıca Şehzade Musa Çelebi'ye yol harçlığı ve al damgalı bir menşur vererek onu da kendisine tabi olmak şartıyla hükümdar olarak tanımıştı. Böylece Osmanlı tahtı için mücadele edecek 4 şehzade olmuştu. Artık Osmanlı'nın bir daha toparlanabilmesi mümkün görünmüyordu. Timur'un Emir Yelman'a gönderdiği fetihname ve düsturname-i Enveri'den anlaşıldığına göre kayıp denilen Şehzade Mustafa Çelebi Timur tarafından Semerkand'a götürülmüştü. Osmanlı tarihçilerinin kaybolduğunu, hatta öldüğünü söyledikleri Mustafa Çelebi daha sonra bu esaretten kurtulacak ve saltanat davasında bulunacaktı. Timur 1403 yılının Mart ayına kadar Anadolu'da kaldı. Onun esas gayesi, büyük hasmı Yıldırım Bayezid'i ezmek,
mamur ve zengin olan Anadolu'yu yağmalamak olduğundan Anadolu topraklarını sıkı şekilde kendisine bağlamadığı gibi Avrupa'ya geçmeye de teşebbüs etmemişti. Bu yüzden buraları kendi tabiyeti altına almakla yetindi. Böylece Timur, Semerkand'a dönüş yolculuğuna geçti. Geride bir yangın ve birbirine rakip dört şehzade bırakmıştı. Ankara mağlubiyetinden sonra Rumeli'ye kaçan Yıldırım'ın büyük oğlu Emir Süleyman, Timur'un da menşuruyla Edirne'de hükümdarlığını ilan etmişti. Emir Süleyman, Yıldırım Bayezid'in oğullarının en büyüğü olduğundan bir bakıma tahtın meşru varisi olarak görülüyordu. Emir Süleyman hükümdarlığını ilan edince Doğu Roma ile bir anlaşma yaparak Çanakkale Boğazı'ndan Türk gemilerinin geçmeyeceğini kabul etmişti. Aynı zamanda Anadolu tarafındaki Kartal, Pendik ve Gebze taraflarını Doğu Roma'ya hibe etmişti. Rumeli'de ise Varna'ya kadar uzanan Karadeniz sahillerini, Selanik şehrini ve Yunanistan'da Mora'nın kuzeyinden itibaren Teselya'yı Romalılara bırakmıştı. Ayrıca kardeşi Kasım Çelebi ile kız kardeşi Fatıma'yı da Roma İmparatoruna rehin olarak vermişti. Kendisi de imparatorun kızı ile evlenmek suretiyle Doğu Roma ile akrabalık tesis etti. Osmanlı askeri Arnavutluk'tan da çekilmek zorunda kaldı. Savaştan sonra ülkesine dönen Sırp kralı Lazaroviç kısa sürede Brankoviçler üzerinde üstünlük sağlamıştı. Emir Süleyman, Sırbistan'ı kaybetmemek için Stefan Lazaroviç'e birçok tavizler vermek zorunda kaldı. Böylece Lazar, Osmanlı'ya olan sadakatini bir süre daha devam ettirdi. Türklerin Ankara'da uğradığı büyük felaketten cesaret alan Bulgaristan'ın eski Çar ailesi Osmanlı'ya karşı bir ayaklanma tertiplese de bu Emir Süleyman tarafından derhal bastırılmıştı. Fakat bütün bunlara rağmen Osmanlılar Rumeli'de artık müdafaya geçmiş vaziyetteydiler. Emir Süleyman etrafındaki erkan ve emirler bakımından diğer üç şehzadeye karşı üstün bir durumdaydı. Yanında Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa, Yeniçeri Ağası Hasan Ağa, Evrenos Bey, Mihaloğlu Mehmet Bey, Murat Paşa, Sübaşı İne Bey gibi Yıldırım'ın kudretli komutanları bulunuyordu. Emrinde kendisine sadık 30 bin kişilik askeri kuvveti vardı. Emir Süleyman, Rumeli'de yaptığı anlaşmalarla işlerini yoluna koyduktan sonra nüfuzunu Anadolu'ya da yaymaya çalışacak ve böylece şehzadeler arasındaki mücadelenin fitilini ateşleyecekti. O sıralarda Anadolu tam bir yangın yeriydi. Şehirler harabeye dönmüştü. Birçok göçebe unsurlar türeyip faaliyete geçerek haydutluk ve eşkıyalığı bir geçim vasıtası haline getirmişlerdi. Bu çeteler otorite boşluğundan istifade ederek şehirlerde ve kasabalarda yağmalar yapıyor, mütemadiyen etrafa tecavüzlerde bulunuyorlardı. Vatan ve milliyet mefhumlarına değil, harp ve ganimete bağlılık gösteriyorlardı. Bu hal karşısında yağma ve tahripten yakalarını sıyırmak isteyen şehir halklarının bir kısmı zaman zaman etrafa dağılmıştı. Anadolu'da derhal bir otorite kurulması gerektiği kesindi. Fakat esas sorun bu otoritenin nasıl kurulacağı değil, kim tarafından kurulacağıydı. Ankara mağlubiyetinden sonra Timur'un Anadolu'da hükümdarlığını tasdik ettiği diğer üç şehzadeden her biri gittiği bölgede kendi hükümetlerini kurmaya başladılar. Çelebi Mehmet, savaştan kurtulabilen Amasyalı Bayezid Paşa ve maiyetindeki 1000 askeriyle birlikte valisi olduğu Amasya'ya gitmişti. Buraya gelince derhal Amasya, Tokat ve Çorum çevresine hakim olmuş ve burada istikrar sağlamıştı. Şehzadelerden Musa Çelebi ise Bursa'da babası Yıldırım Bayezid'i defnettikten sonra Bursa başkenti olmak üzere İznik ve Eskişehir taraflarına hakim bir vaziyette görünüyordu. Bir diğer şehzade olan İsa Çelebi ise Karesi topraklarına hakimdi. Çelebi Mehmet, Amasya'ya ulaştığı günlerden itibaren ömrü daima bir mücadele ile geçmişti.
Osmanlı'daki bir otorite boşluğundan faydalanmak isteyen Canik beyleri, Çelebi Mehmed'e itaat etmeyi reddederek onun egemen olduğu şehirleri istilaya teşebbüs ettiler. Zira Çelebi Mehmed'in ordusu hayli az olmasına karşın Canik beyleri kalabalık ordulara sahiplerdi. Böylece Canik beylerinden İnaloğlu, emrindeki ordusuyla Tokat'a saldırırken, Kubadoğlu Niksar'a, Gözleroğlu ise Çorum'a saldırmıştı. İçlerinde en kuvvetlisi olan Mezit Bey de otorite boşluğu bulunan Sivas'a doğru harekete geçmişti. Çelebi Mehmed bu beylerin hepsiyle de aynı anda mücadele etmek zorunda kaldı. Evvela Gözleroğlu'nun hakkından gelmişti. Ardından Tokat'a yürüyerek İnaloğlu kuvvetlerine saldırıya geçti. Osmanlı tarihlerinde belirtildiğine göre İnaloğlu'nun emrinde 20 bin civarında kalabalık bir ordu vardı. Çelebi Mehmed'in asker sayısı bilinmemesine rağmen bundan çok daha az olduğu aşikardı. Kazova'da karşı karşıya gelen iki ordu dehşetli bir savaşa tutuştu. Nihayet Çelebi Mehmed bunların da hakkından geldi. Ardından Niksar'ı kuşatan Kubadoğlu'nun akıbeti de diğerleriyle aynı oldu. Böylece küçük yaşına rağmen Çelebi Mehmed bir zamanlar valisi olduğu mıntıkayı metanetle savunmuştu. Üstelik Canik beylerini de itaati altına almayı başardı. Ardından Çelebi Mehmed, Bayezid Paşa'nın emrine verdiği bir orduyu Sivas'ı geri alması için gönderdi. Mezit Bey, Sivas'ı cesaret ve metanetle savunsa da nihayetinde Sivas, Bayezid Paşa tarafından geri alınmıştı. Böylece Sivas geri alınınca Bayezid Paşa Mezit Bey'i Amasya'ya gönderdi. Onun cesaret ve şecaatine hayran kalan Çelebi Mehmed, Mezit Bey'i affetmiş, hatta onu Sivas valiliğine tayin etmişti. Aynı zamanda çok yakışıklı bir kimse olan Mezit Bey, Sivas'ta bulunduğu müddet zarfında Timur istilasında harap olan şehri imara çalışmış, Osmanlı komutanları arasına girerek Çelebi Mehmed ile birlikte birçok muharebelere iştirak etmiş ve iyi bir komutan olduğunu ispat etmişti. Şehzadeler arasındaki ilk savaş, Anadolu'nun batısındaki İsa ve Musa Çelebiler arasında başlamıştı. Karesi bölgesine hakim olan İsa Çelebi, kısa sürede kendisine taraftar toplamış ve civardaki beylerden destek alarak ordusunu sağlamlaştırmıştı. Onun ilk hedefi, eski Osmanlı başkenti olan Bursa'yı kardeşi Musa'dan almaktı. Bu maksatla vakit kaybetmeden ordusuyla harekete geçen İsa Çelebi, Bursa şehrine doğru ilerledi. Kardeşi İsa'nın üzerine geldiğini haber alan Musa Çelebi, Bursa halkını silahlandırmak ve şehirde müdafaaya hazırlanmak istemişti. Fakat Bursa halkı Musa Çelebi'ye temsilcilerini göndererek şöyle dedi: "Şehzadelerden hiçbirine ne taraftar ne de aleyhtarız. Siz kardeşler aranızdaki meseleyi halledin. Bizi bu kavgaya bulaştırırsanız bir daha kapanması imkansız yaraların açılmasına sebep olursunuz. Her birinizin emrindeki askerlerin siz şehzadelerine sadakati bir vicdan borcudur. Ancak sizden istirhamımız bu ihtilafın millet fertlerini bölmesine mahal vermemenizdir." Bu cevap Osmanlı halkının ne kadar sağlam ve feraset sahibi olduğunun bir göstergesiydi adeta. Halk takım tutar gibi şehzadeleri tutup birbirine düşmanlık beslemek yerine birlik olmayı seçmişti. Bu sırada İsa Çelebi'nin iyice yaklaştığını gören Musa Çelebi, emrinde yeteri kadar asker toplayamadığı ve sivil halkı da kendi tarafına çekemediği için burada bir savunma yapmanın tehlikeli olacağını fark edip şehri terk etti. Canını kurtarmak için evvela Karamanoğlu Beyliği'ne sığındı. Fakat burada fazla kalmayarak kardeşi Mehmet Çelebi'nin çağrısı üzerine onun himayesine girdi. Böylece İsa Çelebi, harpsiz bir şekilde Bursa şehrine egemen olmuştu. Ağabeyi İsa Çelebi'nin Bursa'yı alarak hükümet merkezine sahip olduğunu öğrenen Muhammed Çelebi, derhal Bursa'yı zapt için harekete geçmişti. İsa'ya karşı hazırlanan kuvvetler, Hoca Firuz Bey'in oğlu Yakup Bey komutasında Bursa'ya doğru yola çıkmıştı. Buna mukabil İsa Çelebi de emrindeki Sarı Timurtaş Paşa'yı göndermişti. İki ordu Ermeni belinde karşı karşıya gelince Çelebi Mehmed'in komutanı Yakup Bey Sarı Timurtaş Paşa'yı mağlup etti.
Bunun üzerine kuvvetleriyle geri çekilen Sarı Timurtaş Paşa, kalan ordusuyla İsa Çelebi'nin yanına gitti. Bu sırada Mehmet Çelebi de yetişmiş ve ordunun komutasını üzerine almıştı. Doğrudan Bursa şehrine ilerledi. İki ordu burada şiddetli bir muharebeye tutuştu. Muharebenin kazananı Çelebi Mehmet olmuştu. Savaştan canını zor kurtaran İsa Çelebi, kaçarak İstanbul'daki Roma İmparatoru'nun yanına sığındı. Savaştan yaralı kurtulabilen Sarı Timurtaş Paşa daha sonra yakalanıp öldürülmüştü. Böylece Bursa şehrini ele geçiren Mehmet Çelebi, İznik ve çevresine de hakim oldu. Bu sırada Roma İmparatoru'ndan da destek alan İsa Çelebi, ağabeyi Emir Süleyman'ın yanına gitmişti. Olan biteni anlattı ve Mehmet Çelebi'nin Anadolu'da hakimiyet kurduğunu, bir sonraki adımının ise Rumeli'ye saldırmak olacağını söyledi. Çelebi Mehmet'in Anadolu'da tek başına hakim olması Emir Süleyman için bir tehditti. Onun gücünü kırabilmek için İsa Çelebi'ye destek verip onu Anadolu'ya gönderdi. Nihayet İsa Çelebi, Emir Süleyman'dan aldığı destek ve Balıkesir civarından toplayabildiği askerlerle yeniden kuvvetlenmiş ve 12 bin kişilik bir ordu kurmuştu. O sırada Çelebi Mehmet'in Amasya'da olmasını fırsat bilen İsa Çelebi derhal Bursa şehrine yürüdü. Bursa'yı ikinci defa harpsiz bir şekilde ele geçirmek isteyen İsa Çelebi, bu sefer Bursa halkının direnişiyle karşılaştı. Bunun üzerine şehri kuşatarak ele geçirmeye niyetlendi. İsa Çelebi'nin yeniden Bursa şehrine yürüdüğünü haber alan Çelebi Mehmet, derhal ordusuyla buraya yürüdü. İsa Çelebi'nin Bursa'yı ele geçirmesine fırsat vermeden yetişen ordu, Bursa önlerinde tekrar İsa Çelebi ile karşılaştı. Yapılan bu ikinci muharebede Çelebi Mehmet İsa Çelebi'ye karşı ikinci kez zafer kazandı. Yine sağ olarak kurtulmayı başaran İsa Çelebi, bu sefer de Candaroğlu İsfendiyar Bey'in yanına sığınmıştı. İsfendiyar Bey'den aldığı kuvvetlerle bu sefer Ankara Kalesi'ne saldırdı. Bunun üzerine Çelebi Mehmet 3000 kişilik kuvvetiyle buraya gelince iki kardeş bir kez daha savaşa tutuştu. Muharebenin kazananı yine Çelebi Mehmet oldu. Fakat İsa Çelebi bu savaşta da ele geçirilememiş ve kaçmayı başarmıştı. Bu sefer de Ege kıyılarına gitmiş ve buradaki beylikleri safına çekmeye çalışmıştı. Uzun uğraşlardan sonra Saruhan, Aydın, Germiyan ve Menteşe beylikleriyle ittifak kurmayı başarmış ve bu sefer 20 bin kişilik bir ordu toplamıştı. Sonunda hazırlıklarını tamamlayan İsa Çelebi bir kez daha Çelebi Mehmet üzerine yürüdü. İsa Çelebi'nin 20 bin kişilik ordusuna karşı 10 bin kişiyle savaşa giren Çelebi Mehmet bir kez daha büyük bir zafer kazandı. Fakat İsa Çelebi yine ele geçirilememiş ve savaş alanından kaçarak kurtulmuştu. Onda babası Yıldırım Bayezid'in çevikliği ve bitmek bilmeyen hırsı bulunuyordu adeta. Çelebi Mehmet önce İsa Çelebi'ye destek verip Osmanlı arazisine asker göndermek suretiyle kendisini tehdit eden Batı Anadolu beylikleriyle hesaplaşacaktı. Bu maksatla İsa Çelebi ile yapılan son muharebenin hemen akabinde askerleriyle Saruhan iline yürüdü. Kısa sürede Manisa şehrini ele geçirdi ve babasına ihanet eden Saruhanoğlu Hızır Şah'ı yakalayıp idam etti. Böylece Saruhanoğlu topraklarını tekrar Osmanlı mülküne kattı. Ardından Çelebi Mehmet, Germiyanoğlu arazisine yürüdü. Ankara Muharebesi'nde Timur'un sol kanadında komutanlık yapan Germiyanoğlu Yakup Bey, Çelebi Mehmet'in geldiğini haber alınca derhal kalelerinin anahtarlarını Çelebi Mehmet'e teslim ederek Saruhanoğlu'nun uğradığı felaketten kurtulmuş oldu. Diğer beylikler ise Yıldırım Bayezid'in 1. Anadolu Seferi'nde yaptıklarını hatırlamış ve korkuya kapılmışlardı. Bunun üzerine Aydın ve Menteşe beylikleri derhal Çelebi Mehmet'e elçiler göndererek onun hükümranlığını kabul ettiğini bildirdiler.
Bu arada İsa Çelebi bu defa da Karamanoğlu Beyliği'ne sığınarak burada bir kez daha ordu toplamaya çalışıyordu. Fakat Çelebi Mehmet Karamanoğulları ile arayı iyi tutmuştu. İsa Çelebi'nin yakalanması için birçok adamını seferber etti. Karamanoğulları ise 4 defa yenilgi almış olan İsa Çelebi'ye yardım etmediler. İsa bir ara ve son defa Karaman'dan çıkarak Osmanlı arazisine girdiyse de bu taraflara hakim olan Çelebi Mehmet'in adamları onu Eskişehir'de bir hamamda yakalayıp boğarak öldürdüler. Cenazesi Bursa'ya getirilerek babasının yanına defnedildi. Böylece şehzadelerden birisi saltanat davasından eksilmiş, ortadan kalkmış oldu. Artık Osmanlı'nın Anadolu tarafı Çelebi Mehmet'in elinde, Rumeli tarafı ise Emir Süleyman'ın elindeydi. Fetret devrinin bundan sonraki safhası Anadolu tarafı ile Rumeli tarafının çarpışması şeklinde cereyan edecekti. Tarihçilerin ekserisinin yazdıklarına göre Anadolu'da bu mücadeleler yaşanırken Emir Süleyman, Edirne'de içki ve zevk-ü sefa alemleriyle meşguldü. Muzkirata çok düşkün olduğu söylenilen Emir Süleyman, bu içkili alemlere kendisini tam manasıyla kaptırmıştı. Fakat Çelebi Mehmet'in gitgide kuvvet kazanması, Batı Anadolu beylik ordularını bile mağlup etmesi, Emir Süleyman'ı bir müddet için daldığı işret aleminden uyandırmıştı. Zaten kendisinden ziyade devlet işlerini Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa idare etmekteydi. Onun en büyük kudreti sahip bulunduğu kıymetli komutanlar ve devlet adamlarıydı. İyi bir devlet adamı olduğu kadar kurnaz bir politikacı olan Çandarlı Ali Paşa, Emir Süleyman'ın dikkatini Anadolu üzerine çekmişti. Nihayet Emir Süleyman ordusuyla Çanakkale Boğazı'nı geçerek Anadolu'ya ayak bastı. Doğrudan eski başkent Bursa üzerine ilerledi. Ağabeyi Emir Sultan'ın üzerine geldiğini öğrenen Çelebi Mehmet, onun nezdindeki devlet adamlarının ve Yeniçerilerin kudretini bildiğinden ve kendi ordusunun sayısının azlığından dolayı bunlarla açıktan bir savaşa girmek riskine girmedi ve Amasya'ya çekildi. Bursa şehri derhal Emir Süleyman'a kapılarını açınca Karesi, Saruhan ve Bursa civarı Emir Süleyman'ın hakimiyetine girmiş oldu. Ardından Emir Süleyman, Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa'yı Ankara'yı fethetmekle görevlendirdi. Ankara Kalesi, Firuzoğlu Yakup Bey tarafından kuvvet ve metanetle korunmaktaydı. Çelebi Mehmet, kale komutanına mektup göndererek kendisi yetişinceye kadar müdafaya devam etmesini bildirmişti. Fakat mektubu getiren adamlar Vezir Ali Paşa'nın eline düştüler. Kurnaz bir adam olan Ali Paşa bu sırada bir harp hilesine başvurarak mektubu getirenlerin haberi olmadan mektuptaki ifadeleri ustalıkla değiştirmiş, Çelebi Mehmet'in mektubunu kendisi gelemeyeceği için şehri teslim etmeleri şekline çevirmişti. Ardından adamların kaçmalarına fırsat verdi. Bunun üzerine Yakup Bey üstünde Çelebi Mehmet'in mührü olan mektubu alınca şehri Ali Paşa'ya teslim etti. Bu sırada topladığı ordusuyla Ankara'yı kurtarmaya gelen Çelebi Mehmet, şehrin teslim edildiğini görünce kuvvetlerini kâfi görmeyerek hücum teşebbüsünde bulunmamış ve babası Bayezid'in dahi veziri olan Çandarlı Ali Paşa ile çarpışmayı göze alamamıştı. Daha ziyade onun kuvvetlerini baskın hareketleriyle taciz etmeyi uygun bulmuştu. Çandarlı Ali Paşa kuvvetleriyle onun üzerine gidiyor, o ise yolda pusular kurarak Çandarlı'nın ordusuna zayiat verdiriyordu. Bu taktik, Çandarlı Ali Paşa'nın Yıldırım'a Timur karşısında yapmasını önerdiği taktikti. Sonunda Çandarlı Ali Paşa, bu yorucu kovalamacaya nihayet vererek Bursa'ya çekildi. Çelebi Mehmet, casusları vasıtasıyla gün ve gün Bursa'dan haber alıyordu. Ağabeyi Emir Süleyman ordularının büyük kısmı Batı Anadolu beylikleri üzerine sefere çıkmış ve bu beyliklerin Emir Süleyman'a tabiyetlerini sağlamışlardı. Ağabeyinin ordusunun seferde olmasını fırsat bilen Çelebi Mehmet onu Bursa'da gafil avlamak istemiş ve derhal Bursa'yı hedef tutarak ordusuyla harekete geçmişti. Nihayet Sakarya Vadisi'ne geldiği zaman
Süleyman'a haber ulaşınca Süleyman korkuya kapılmıştı. Bu sebeple Bursa şehrini terk etmeyi düşündü. Fakat Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa şehri terk edip kaçmanın iyi karşılanmayacağını, kendisine bağlı olanları kendisinden soğutacağını ve hakimiyetini tanıyan halk arasında panik yaratıp onların Çelebi Mehmet tarafına geçeceğini söyleyerek Süleyman'ı bu fikirden vazgeçirdi. Bu arada Batı Anadolu'daki askerler Bursa'da toplanıncaya kadar Çelebi Mehmet'i oyalaması için Evrenos Bey komutasına bir miktar asker verilerek Mehmet üzerine sevk edildi. Çelebi Mehmet üzerine gelen Evrenos Bey'in kuvvetleriyle savaşa tutuştu. Bu yaşlı kurt Orhan Gazi döneminden beri Osmanlı Devleti'nde komutanlık yapıyordu. Onun eliyle nice kaleler fethedilmiş, nice ordular bozulmuştu. Fakat bu büyük komutan Çelebi Mehmet karşısında bozguna uğradı. Evrenos Bey'in mağlup edilmesinin ardından işler Emir Süleyman için daha tehlikeli bir hal almıştı. Fakat Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa öyle kolay pes edecek bir devlet adamı değildi ve Çelebi Mehmet'e karşı bir harp hilesine daha başvurdu. Ona bir mektup yazarak Emir Süleyman'dan şikayet edip bundan böyle kendisine sadakatini sunacağını belirttikten sonra sadakatinin bir nişanesi olarak kabul edilmesi gereken şu haberi vermişti. Ordunda bir fesat hazırlığı var. Yanındaki erkanın Süleyman'ın tarafına geçmek için fırsat kollamaktadırlar. Bundan dolayı çok dikkatli ol. Elimden geldiği kadar seni gelişmelerden haberdar edeceğim. Çelebi Mehmet, Ankara Muharebesi'nde sağ kanat komutanıyken ihanetin acısını bizzat yaşadığında henüz 17-18 yaşlarındaydı. İhanetten korkmak için gerçek sebepleri vardı. Çandarlı Ali Paşa aynı zamanda onun psikolojisine saldırıyordu. Fakat yine de Çelebi Mehmet, Ali Paşa'dan aldığı bu mektubun doğruluğuna önce inanmamış, bunun bir hile olduğunu düşünmüştü. Lakin birkaç gün sonra mühim bir şahsiyet olan Şaraptar İlyas'ın bir anda Emir Süleyman tarafına geçmesi Çelebi Mehmet'i Ali Paşa'nın mektubunun doğruluğuna inandırmış ve bu suretle Ali Paşa hilesinde muvaffak olmuştu. Bu hadise üzerine Çelebi Mehmet savaşmak için daha fazla ilerlemekten vazgeçerek ordu komutanı Bayezid Paşa'nın da reyiyle geri çekilmişti. Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa Murad-ı Hüdavendigâr'ın ve Yıldırım Bayezid'in başvezirliğini yapmış, fevkat deha bir şahsiyetti. Çelebi Mehmet, çocukluğundan itibaren onun ve babası Kara Halil'in Osmanlı'yı Osmanlı yapan kişiler olduğunu biliyordu. Emir Süleyman ve mahiyetindeki devlet adamları, en azından Yeniçeriler kendi safında olsaydı, işi gerçekten de kolaylaşırdı. Fakat tüm bu güçlü kadroya karşı bir mücadele yürütmek zorundaydı. Çelebi Mehmet'in Amasya'ya dönmesinin ardından Emir Süleyman ordusuyla Sivrihisar'a yürüdü. Burası önceden Osmanlı arazisi olup Ankara Muharebesi'nden sonra Timur tarafından Karamanoğlu topraklarına katılmıştı. Burası Emir Süleyman tarafından geri alındıktan sonra Evrenos Bey komutasına verilen ordu Karaman içlerine gönderildi. Bu sırada Emir Süleyman'ın fazlaca güçlenmesi Çelebi Mehmet'in de Karamanoğullarının da işine gelmemekteydi. Bunun üzerine Karamanoğlu Mehmet Bey ve Çelebi Mehmet Emir Süleyman'a karşı bir ittifak kurdu. Bu ittifakı öğrenen Evrenos Bey daha fazla ilerlemeyerek Ankara'ya çekildi. Emir Süleyman, Batı Anadolu beyliklerinin ekserisini nüfuzu altına alıp kendisine bağladıktan ve Ankara'yı da aldıktan sonra Çelebi Mehmet hayli çaresiz bir durumda kalmıştı. Rumeli'ye ilaveten Anadolu'nun batısına da hükmetmeye başlayan Süleyman'ı Anadolu'dan çıkarmaya Çelebi Mehmet'in kudreti kafi gelmezdi. Karamanoğlu ile yapılan ittifak da kafi bir emniyet unsuru sayılmazdı. Fakat Çelebi Mehmet için olumlu bir gelişme sayılabilecek tek şey Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa'nın vefatı olmuştu. İşte Emir Süleyman'ın duruma hakim göründüğü bu zamanlarda bütün işlerinde kendisine rehber olan değerli bir şahsiyetten mahrum kalmıştı. Çelebi Mehmet gayet kurnazca hazırlanmış bir planı tatbike koyuldu. Nezdinde bulunan Musa Çelebi'yi Rumeli tarafına geçirebilirse Emir Süleyman'ı Anadolu'dan uzaklaştırabilir ve savaşı Rumeli tarafına çekebilirdi.
Timur'un esaretinden kurtulduğu tarihten beri Çelebi Mehmed'in yanında olan ve ona itaat eden Musa Çelebi, Rumeli'ye geçince Mehmed Çelebi namına mücadele edeceğine dair söz vermişti. Musa'nın Rumeli'ye geçirilmesinde Kastamonu hükümdarı İsfendiyar Bey'in Karadeniz yoluyla Rumeli ile temasta olmasından istifade edilmişti. Niğbolu muharebesinde Yıldırım'ın karşısında yer alan Eflak Voyvodası Mirça ile gizlice haberleşildi ve kendisi de bu dava için kazanıldı. Herkes kendi çıkarlarını düşünüyor ve en güçlü Osmanlı şehzadesinin gücünü kırmak istiyordu. Böylece Sinop'tan gemiye binen Musa Çelebi doğruca Eflak kıyılarına hareket etti. Eflak kıyılarına ayak basan Musa Çelebi, hummalı bir çalışma neticesinde etrafına biraz kuvvet toplamayı başarmıştı. Voyvoda Mirça, Musa'ya yardım ediyordu. Musa bu sırada Mirça'nın kızıyla da evlenerek onun damadı olmuştu. Ayrıca sadece Eflak değil, Sırplar ve Bulgarlar da Emir Süleyman'a karşı Musa Çelebi'ye destek verdiler. Bursa'da bulunan Emir Süleyman ise rakibinin Eflak yoluyla Rumeli'ye geçebileceğini hiç hesaplamamıştı. Şimdiye kadar Rumeli'ye geçiş için hep iki yol kullanılmıştı. Bunlar da İstanbul ve Çanakkale boğazlarıydı. Emir Süleyman her iki boğazdan da emindi. Fakat rakibinin Rumeli'ye Karadeniz üzerinden geçmesi ve Balkanlarda kendisine karşı destek bulması Emir Süleyman'ı telaşlandırmıştı. Bunun üzerine derhal ordusunu toplamış, Anadolu cihetinde genişleme niyetini bir tarafa bırakarak payitahtını kurtarmak için doğruca Rumeli'ye geçmişti. Böylece Çelebi Mehmed, kurguladığı planında muvaffakiyet elde ederek amacına ulaşmış ve Emir Süleyman'ın Anadolu'dan çekilmesini fırsat bilerek Anadolu'da kaybettiği toprakları geri almıştı. Artık savaş Anadolu'dan Rumeli'ye kaymıştı. Emir Süleyman Rumeli'ye İstanbul üzerinden geçmiş ve müttefiki olan Doğu Roma İmparatoru'ndan destek kuvvetler almıştı. Musa Çelebi ise emrinde toplanan Eflak, Sırp ve Bulgar askerleriyle doğruca ağabeyi Emir Süleyman üzerine hareket etmişti. Her iki tarafta da Hristiyan askerler mevcuttu. Süleyman'ın mahiyetinde Doğu Roma kuvvetleri, Musa'nın mahiyetinde ise Balkan kuvvetleri. Fakat Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa gibi bir devlet adamını kaybetmesine rağmen Emir Süleyman'ın yanında hala daha Yıldırım Bayezid zamanının kudretli komutanları ve Yeniçeri ordusu mevcuttu. Dolayısıyla harp kabiliyeti bakımından Emir Süleyman, kardeşi Musa'ya üstün bir durumdaydı. Muharebenin en şiddetli anında Musa Çelebi emrindeki Sırp kralı Stefan Lazarovic taraf değiştirerek Emir Süleyman'ın saflarına katılınca Musa Çelebi ağabeyi karşısında mağlup oldu ve kalan askerleriyle süratle harp sahasından uzaklaştı. Musa Çelebi mağlup olmakla beraber ümitsizliğe düşmemiş, mücadelesini daha kuvvetle yürütmeye gayret etmişti. Emir Süleyman ise galibiyetinin semeresini tam manasıyla elde etmeye uğraşmamıştı. Bu cümleden olarak mağlup olan Musa Çelebi'yi takip ettirerek yakalatmaya çalışmamıştı. Musa Çelebi Rumeli topraklarında olduğu, yani Emir Süleyman için tehlike hala mevcut bulunduğu halde Yıldırım'ın bu oğlu yine mutadı olan sefahat alemlerine fazlaca dalmıştı. İçki Emir Süleyman'ı harap etmekteydi. Solakzade tarihinde bu durum şu sözlerle ifade ediliyor. Her sabah ve akşam Edirne hamamlarında şakıyan, nazikendam ve hoş hıram elinden nüş camı badeyi idfam etmede ve akıl ve idrakini nefsi emmareye ram etmedeydi. İyi yetişmiş ve bilgili bir insan olmasına rağmen içkiye düşkünlüğü Emir Süleyman'ın iyi vasıflarını köreltmekteydi. Onun bu hali etrafındakilerin kendisinden soğumasına sebep olmaktaydı. Vaziyeti ustalıkla idare eden, Süleyman'ın içkiye düşkünlüğünü ve kusurlarını örten Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa da artık yanında yoktu.
Bu arada Musa Çelebi, Rumeli'de ağabeyine karşı meydana çıkan soğukluk ve muhalefetten de istifade ederek etrafında iyice kuvvet toplamıştı. Nihayet Emir Süleyman'ın hamam alemiyle meşgul olduğu haberini aldığı günlerden birinde derlediği kuvvetlerle aniden Edirne üzerine yürüdü. Bu vaziyet karşısında Akıncı beylerinden Mihaloğlu Mehmet Bey derhal Emir Süleyman'ın huzuruna koşarak onu daldığı gaflet uykusundan uyandırmak ve tehlikenin büyüklüğünü izah etmek istemişti. Lakin içkinin de tesiriyle pek kendinde olmayan Süleyman bir beyit mırıldanarak Mihaloğlu'nu başından savmıştı. Onun ardından yaşlı kurt Evrenos Gazi Süleyman'ın yanına gitmiş ve onu ikaz etmişti. Emir Süleyman Evrenos Bey'e şöyle dedi: "Ey ihtiyar Hacı Babam, sen deli misin ki bu hayallerle benim zevkimi bozmaya geliyorsun? Musa kimdir ki benden taht almak emelinde buluna?" Bu arada Musa Çelebi'nin kuvvetleri Edirne şehrine varmış ve şehri kuşatmaya başlamıştı. Vaziyet artık kritik bir hal alınca Yeniçeri ağası Hasan Ağa son kez Süleyman'ın yanına gitti. Üçüncü defa rahatsız edilmekten gazaba gelen Emir Süleyman, yanındaki adamlarına emrederek Yeniçeri ağasını yakalatıp onun sakalını ve bıyığını kestirmişti. Yeniçeri ağası Hasan Ağa başta olmak üzere bütün komutanlar artık Süleyman'dan bir hayır gelmeyeceği kanısına vararak Musa Çelebi'nin kuşatmakta olduğu Edirne Kalesi'nin kapılarını açtılar ve ona biat ettiler. Komutanları tarafından yalnız bırakılan Emir Süleyman, sarhoşluktan ayılınca tehlikenin kendisi için ne kadar büyük olduğunu anlayabilmiş ve canını kurtarmak için İstanbul istikametinde kaçmaya başlamıştı. Alelacele Edirne'den ayrılıp İstanbul'a doğru yola çıkan Emir Süleyman, Döğenciler köyü tarafına geldiğinde onu elbisesinin ihtişamından ve atının takımından tanıyan Türkmenler ona saldırarak canına kast etmiş, elbiselerini, atını ve altınlarını almış ve kafasını kesmişlerdi. Sarhoşluğu yüzünden mevkiini ve onunla birlikte hayatını kaybeden Emir Süleyman aslında olgun bir şahsiyete sahipti. Lakin içkiye düşkünlüğü ve hamam alemlerine dalması onun şahsiyet ve karakterini değiştirip altüst etmişti. Aşık Paşazade'nin yazdıklarına göre Musa Çelebi ağabeyinin öldürüldüğü haberini alınca çok öfkelenmiş ve o Türkmen köylerini ateşe vermişti. Emir Süleyman'ın cenazesi, dedesi Murad-ı Hüdavendigâr'ın yanına defnedildi. Böylece şehzadelerden birisi daha saltanat davasından eksilmiş, ortada yalnız iki şehzade kalmış oldu. Musa Çelebi Edirne'ye sahip olmuş ve Yıldırım'ın güçlü komutanları ona biat etmişti. Halbuki Musa Çelebi, Anadolu'dan ayrılmadan evvel kardeşi Çelebi Mehmet'e sadık kalacağına ve Rumeli'de onun adına mücadele edeceğine söz vermişti. Fakat Rumeli'de gücü eline aldıktan sonra verdiği bu sözü bozmuş ve kendi hükümdarlığını ilan ederek adına hutbe okutup para bastırmıştı. Böylece Osmanlı Devleti, Rumeli ve Anadolu olmak üzere ikiye bölünmüş oldu. Fetret devrinin bundan sonraki mücadelesi Musa Çelebi ile Mehmet Çelebi arasında olacaktı. Musa Çelebi, Emir Süleyman gibi atıl bir kimse değil, bilakis babası gibi cevval ve cesurdu. Aynı zamanda sert ve haşin tabiatlıydı. Onun bu sert ve biraz da insafsız halleri ileride kendi aleyhine sonuçlar verecekti. Fakat başlangıçta Musa Çelebi'nin Emir Süleyman'ın yerine geçmesinden herkes memnundu. Zira cihat ve ilahi kelimetullah aşkıyla yanan Osmanlı komutan ve askerleri başlarında vaktini zevk ve sefaya ayıran Emir Süleyman gibi birini istemiyorlar, yıllardır sekteye uğramış olan İslam fetihlerinin devam etmesini arzuluyorlardı. Fakat onların sevinçleri pek uzun sürmeyecekti. Zira Musa Çelebi, Emir Süleyman'ın adamlarına pek güvenemiyordu.
Bu yüzden onların çoğunu görevinden azletti. Kör Melekşah adında birisini kendisine vezir yaptı. Mihaloğlu Mehmet Bey'i beylerbeyi tayin etti. Şeyh Bedrettin'i kaz askerlik makamına getirdi ki bu adam birkaç sene sonra çıkaracağı ayaklanma ile Osmanlı'nın başına büyük bela olacaktı. Yıldırım Bayezid'in bu cesur ve hareketli şehzadesi ilk iş olarak Sırp kralından ihanetinin hesabını sormak için harekete geçti. Emir Süleyman ile yapılan ilk muharebede Sırp kralı Stefan, Musa Çelebi'nin emrindeyken taraf değiştirmiş ve ona ihanet etmişti. Ordusuyla Sırbistan'a ilerledi ve Stefan Lazar kuvvetlerini perişan etti. Önemli bir maden merkezi olan Nova Barda'yı fethetti. Buradan birçok esir elde ederek Sırbistan'ı kendisine bağladı. O sıralarda Vidin'deki Bulgar prensi isyana kalkmış ve bu bölgede bağımsızlık elde etmişti. Derhal bölgeye ilerleyen Musa Çelebi burayı da geri almayı başardı. Ardından Makedonya'ya yönelerek buradakilerin Osmanlı'ya olan bağlılığını sağlamlaştırdı. Daha sonra Roma İmparatorluğu'na harp ilan etti ve ordusuyla Yunanistan'da kaybedilen toprakları geri almaya koyuldu. Babası Yıldırım Bayezid zamanındaki Teselya ve Mora kuzeyini yeniden ele geçirdi. Ardından Emir Süleyman tarafından Doğu Roma'ya hediye edilen Karadeniz sahillerini Rumlardan geri aldı. Musa Çelebi, babası Yıldırım Bayezid'e pek düşkün ve sadık bir evlattı. Ankara Muharebesi'nde şehzadeler savaşı terk edip çekilirken, o babasının yanından bir an olsun ayrılmamış ve babası ile birlikte esir düşmüştü. Musa Çelebi, Roma İmparatoruna karşı çok büyük bir kin besliyordu. Zira o, Timur'un Osmanlı'ya saldırmasının sebebinin Roma İmparatoru olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden İstanbul'u kuşatıp Roma İmparatorluğuna son vermeyi düşünecek kadar gözünü karartmıştı. Dönemin Doğu Romalı tarihçisi Dukas'ın yazdıklarına göre Musa Çelebi, Trakya, Makedonya ve diğer vilayetlerin ileri gelenlerini toplamış ve onlara şöyle bir konuşma yapmıştı. Timur'un Asya'yı nasıl titrettiğini ve babamın nasıl bu zalimlerin eline düştüğünü bilirsiniz. Bütün bu felaketlere sebep olan Rumlar ve imparatordan başkası değildir. İranlıları, Tatarları ve bir sürü yabancıları yurdumuza sokan onlardır. Onların yüzünden yurdumuz yağma edildi. Ağabeyim ise buraya gelip bu felaketi büsbütün artırdı ve vatanına ihanet etti. Babama karşı hürmet ve şefkat göstermediği gibi Rumlarla da işbirliği yaptı. Babamın ve dedelerimin alın teriyle fethettiği nice toprakları Türk'ün ezeli düşmanı olan Rumlara terk etti. Bu sebeple ağabeyimin yarı gevur olduğunu söyleyebilirim. Böylece Allah ondan yüz çevirdi ve peygamberin kılıcını benim elime verdi. İşte ben karşınızdayım. Allah'ın izniyle ve sizin de yardımınızla şehirlerin anası İstanbul'u fethedecek ve babamın katilini elime geçireceğim. Ardından Musa Çelebi 1411 yılında ordusuyla İstanbul'u kuşatmak üzere harekete geçti. Musa Çelebi İstanbul sınırına girdiği andan itibaren civardaki köylerin tamamen boşaltılmış olduğunu gördü. Zira Roma İmparatoru Manuel köylerin halkını surlardan içeri almıştı. Musa Çelebi'nin bu İstanbul kuşatmasında surlar top ateşiyle dövülüyor ve İstanbul halkı direniyordu. Roma İmparatoru Manuel bu muhasaradan kurtulmak için yanında bulunan Emir Süleyman'ın oğlu Şehzade Orhan'ı Rumeli'ye salarak Musa Çelebi'ye karşı taraftar toplamasını sağlamıştı. Şehzade Orhan, bir takım Akıncı birliklerinin kendine iltihak etmesi sonucu Selanik'te faaliyete geçince, Musa Çelebi İstanbul kuşatmasını kısmen kaldırmak zorunda kaldı. Kuşatmada bir miktar asker bırakarak doğrudan Selanik tarafına ilerledi. Musa Çelebi, Şehzade Orhan emrindeki kuvvetleri dağıtmaya muvaffak oldu. Şehzade Orhan yenilip Selanik Kalesi'ne sığınınca Musa Çelebi Selanik şehrini de kuşatmaya başladı. Musa Çelebi'nin Şehzade Orhan meselesini halleder halletmez tekrar üzerine geleceğini bilen Roma İmparatoru Manuel, Musa Çelebi'den kurtulmak için çareyi Çelebi Mehmet'ten yardım istemekte buldu. Eğer şehzadeleri birbiriyle çarpıştırabilirse Roma'nın hayatiyetini muhafaza edebileceğini düşünüyordu.
Böylece Çelebi Mehmet de hedefine adım adım bir matematik problemi çözercesine yürüyordu. Zira onun ordusunu Rumeli'ye geçirmek için tam da böyle bir teklife ihtiyacı vardı. İmparator Manuel'e karşı yapmacık bir samimiyet takınarak siyaset yaptı. Derhal ordusunu toplayıp Üsküdar'a ilerledi. Roma gemilerinin yardımıyla askerini boğazdan İstanbul'a geçirdi. Çelebi Mehmet'in ordusuyla İstanbul'a geçtiğini haber alan Musa Çelebi derhal buraya varmış ve iki ordu 1412 Temmuz'unda İnceiz mevkiinde karşı karşıya gelmişti. İnceiz Muharebesi ile alakalı Neşri tarihinde yazana göre önce Çelebi Mehmet'in sağ ve sol kanatları Musa Çelebi'nin kanatlarına hücum etti. Kısa süre sonra Musa Çelebi'nin sağ ve sol kanatları bozularak dağılmaya başladı. Çelebi Mehmet'in kuvvetleri onları takip ederken Musa Çelebi de savaşın kaybedildiğini tahmin ederek kaçmak istemişti. Çelebi Mehmet bu durumu fark edince Musa Çelebi'nin bulunduğu merkez hattına doğru hücuma geçti. Fakat Musa Çelebi'nin bulunduğu merkez hattında tam 7000 Yeniçeri bulunuyordu. Yeniçeriler Musa Çelebi'nin geri çekilme teklifini doğru bulmasa da onun emrine itaat ederek yavaş yavaş çekilmeye başladılar. Çelebi Mehmet hızlı süvarilerle onlara yetişince Musa Çelebi'yi güvene alan Yeniçeriler burada Çelebi Mehmet ordusuyla şiddetli bir harbe tutuştular. Yeniçeriler karşısında Çelebi Mehmet'in kuvvetlerinin hiçbir şansı yoktu. Birkaç saatlik bir vuruşmadan sonra Çelebi Mehmet yaralandı ve ordusu da Yeniçeriler tarafından bozguna uğratıldı. Fakat yine de Çelebi Mehmet'i Yeniçerilere teslim etmediler ve 300 kadar atlı ile onu İstanbul istikametinde kaçırmaya muvaffak oldular. Böylece Çelebi Mehmet'in başlangıçta kazanan ordusu Yeniçeri'nin gayreti sebebiyle mağlup edilmiş oldu. Çelebi Mehmet'in zafer kazanmış olan sağ ve sol kanatları da şehzadelerinin yenilgisini öğrenince savaştan çekildiler. Böylece Çelebi Mehmet kardeşi Musa Çelebi tarafından ağır bir yenilgiye uğramış ve kendisini İstanbul'a zar zor atarak kurtulabilmişti. İnceiz mağlubiyeti üzerine Anadolu'ya kaçan Çelebi Mehmet, bir taraftan kendisini kuvvetlendirmeye, öte yandan da Musa Çelebi'yi zayıf düşürecek tedbirler almaya gayret ediyordu. Rumeli'ye ilk geçişinde Roma İmparatoru ile dost ve müttefikti. Mağluben Anadolu'ya çekildikten sonra da bu dostluğu devam ettirmeye çalıştı. Ayrıca Musa Çelebi'den memnun olmayan Rumeli beyleri ile de haberleşmekteydi. Son derece cesur ve atılgan olan Musa Çelebi, mahiyetindeki devlet adamlarını kendi safında tutmanın önemini pek kavrayamamış gözüküyordu. Zira o, Ankara Muharebesi'nde Timur karşısında alınan yenilginin mesuliyetini, babası Yıldırım'dan izin almaksızın harp sahasından kaçan devlet adamlarında görüyor ve bu sebeple her fırsatta onlara babasını yalnız bıraktıklarını hatırlatıyor ve onları adeta hainlikle itham ediyordu. Onun yanındakilere karşı bu sert tavırları devlet adamlarında ona karşı bir antipati oluşmasına sebep oluyordu. Üstelik bunlara karşı itimatsızlığından ötürü devletin önemli yerlerine sırf güvendiği adamları yerleştirmek suretiyle liyakata da önem vermiyordu. O zamana kadar değerli hizmetler ifa etmiş ve bilhassa Rumeli halkı üzerinde derin nüfuza sahip kimseleri görevlerinden uzaklaştırması veya pasif vaziyete sokması Musa Çelebi'nin en büyük hatası olmuştu. Merhum Çandarlı Ali Paşa'nın oğlu Çandarlı İbrahim Paşa görevinden alınanlardan biriydi. Çandarlı soyunun bu kıymetli devlet adamı ondan uzaklaşıp Çelebi Mehmet'in yanına gidince onun kıymetini çok iyi bilen Çelebi Mehmet tarafından veziri azamlık rütbesine getirilmişti. Musa Çelebi'nin karşısında Çelebi Mehmet gibi aynı gaye uğruna mücadele eden bir kimse olmasaydı belki de onun tüm bu yaptıklarına göz yumulabilirdi.
Zaten böyle bir şeyi en büyük fırsat sayan Çelebi Mehmet, bütün dikkatini Rumeli'deki Ümera'nın üzerinde toplamıştı. Onları kendi safına çekebilmek için her türlü gayreti gösteriyordu. Musa Çelebi'nin ikinci büyük hatası Rumeli beylerinin evlerine ve arazilerine el koymak olmuştu. Bu düşmanca tavır karşısında Çandarlı İbrahim Paşa'nın da gayretleriyle Evrenos Gazi, Mihaloğlu Yahşi Bey, Budak ve Sinan Beyler gibi mühim şahsiyetler de Çelebi Mehmet'in safına katıldılar. Bunlar arasında bilhassa Evrenos Gazi'nin Çelebi Mehmet safına geçmesi çok mühim bir gelişmeydi. Zira o, Rumeli'de herkes tarafından sevilen ve sayılan biriydi. Orhan Gazi döneminde Rumeli'nin ilk fetihlerine katılmış ve Rumeli'de fethedilen her toprak parçasında emeği olan bir zattı. Rumeli'nin askeri durumu kadar siyasi çehresini de onun kadar iyi bilen az bulunurdu. İşte bu mühim şahsiyet, Rumeli'de izlenecek yol için Çelebi Mehmet'e bilgi veriyordu. Evrenos Gazi, Rumeli'deki bağlantılarını kullanarak Sırp Kralı Stefan Lazaroviç'i Çelebi Mehmet'in safına çekmiş ve ondan da yardım taahhüdü almıştı. Ayrıca Çelebi Mehmet, kayınpederi olan Dulkadiroğlu Nasreddin Bey'den de bir miktar takviye kuvvet alarak Bursa'da 30 bin kişilik bir ordu kurmayı başarmıştı. Roma İmparatoru Manuel'in yardımıyla kalabalık ordusunu İstanbul Boğazı'ndan geçiren Çelebi Mehmet, askerleriyle doğruca Vize'ye ilerlemiş ve burada ordugah kurmuştu. Evrenos Gazi hemen hemen bütün Rumeli beyleriyle irtibat halindeydi ve onları Çelebi Mehmet'e katılmaya ikna etmeye çalışıyordu. Çelebi Mehmet ordusuyla Edirne'ye doğru ilerledikçe Rumeli beylerinin her birinin kendi askerleriyle ordusuna katılmalarını şaşkınlıkla izliyordu. Yaşlı kurt yapmıştı yapacağını. Kader onu yeni Osmanlı Sultanı olmaya çağırıyordu. Böylece Çelebi Mehmet'in ordusu Musa Çelebi'nin karşı koymaya cesaret edemeyeceği kadar kalabalıklaşmış, Musa Çelebi'nin yanında Yeniçeri ağası Hasan Ağa, Mihaloğlu Mehmet Bey ve Timurtaşoğlu Umur Bey'den başka büyük beylerden kimse kalmamıştı. Çelebi Mehmet'in bu kalabalık ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen Musa Çelebi, Edirne şehrini terk ederek Sofya istikametinde kaçmaya başladı. Sırp Kralı Stefan Lazaroviç, Çelebi Mehmet'in emriyle ülkesinden yola çıkmıştı. Güneyden Çelebi Mehmet, batıdan da Lazar tarafından sıkıştırılan Musa Çelebi, nihayet Samokov civarında harbe mecbur kalmıştı. Burada yapılan muharebede Musa Çelebi bozguna uğratıldı. Yeniçerileri Çelebi Mehmet'in safına katılmaya davet eden Yeniçeri ağası Hasan Ağa, Musa Çelebi tarafından kılıç darbesiyle öldürülmüştü. Bu durum, Yeniçerilerin de Çelebi Mehmet safına geçmesine sebep olunca artık Musa Çelebi için hiçbir şans kalmamıştı. Kalan birkaç yüz atlısıyla kuzey istikametinde kaçmaya başladı. Çelebi Mehmet onun yakalanması için akıncıları görevlendirmişti. Nihayet Saruca Paşa tarafından bir bataklıkta yakalanan Musa Çelebi oracıkta boğularak öldürüldü. Cenazesi Bursa'ya gönderilerek babası Yıldırım Bayezid'in yanına defnedildi. Musa Çelebi'ye sonuna kadar sadık kalan mühim şahsiyetlerden Mihaloğlu Mehmet Bey tutuklanarak Tatar Çardağı namıyla meşhur Tokat hapishanesine gönderildi. Kaz asker Şeyh Bedrettin İzni'ye gönderilerek göz hapsine alındı. Böylece 11 yıllık fetret devri sona ermişti. Bütün Rumeli ve Anadolu son şehzade Çelebi Mehmet'e biat etmiş ve Çelebi Mehmet babası Yıldırım Bayezid'den sonra Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı olarak Edirne'de tahta oturmuştu. Artık devir Çelebi Mehmet'in devriydi. Musa Çelebi'nin ölümünün ardından Çelebi Mehmet'in karşısında herhangi bir rakip kalmamış ve böylece fetret devri sona ermişti. Çelebi Mehmet ise babası Yıldırım Bayezid'den sonra Osmanlı'nın 5. padişahı olarak Edirne'de tahta oturmuştu.
Ankara bozgunundan sonra Amasya'ya çekilmiş olan Çelebi Mehmet, ne Yıldırım'ın en büyük oğluydu ne de Yıldırım'ın kuvvetli devlet adamları onun yanındaydı. Fakat buna rağmen saltanat mücadelesini başarıyla sona erdirmiş ve Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarıp devletin birliğini sağlamıştı. Başına böyle feci bir felaket gelen hiçbir devlet bunun altından kolayca kalkamazdı. Fakat Osmanlı Devleti bu karışık devreyi 10 sene gibi kısa bir sürede izale edip kısa bir müddet sonra da İstanbul'u fethedecek ve büyük bir cihan imparatorluğu haline gelecekti. Bu, tarihte hemen hemen pek nadir rastlanan vakalardan biriydi. Bundan dolayı bütün dünya tarihçileri, Çelebi Mehmed'i Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul etmişlerdi. Daha çocuk sayılabilecek yaşta çok zor imtihanlar vermiş, fakat zekası, diplomatik kabiliyeti ve mücadele azmi sayesinde tüm bunların üstesinden gelebilmişti. Fakat onun imtihanı henüz burada son bulmayacak, Timur sonrası Osmanlı Devleti'ni tekrar istikrarlı hale getirebilmek için daha çok mücadele etmesi gerekecekti. Çelebi Mehmet Rumeli'de Musa Çelebi meselesini halletmekle meşgulken, onun Rumeli'de olmasını fırsat bilenler Anadolu'da adeta kaos çıkarmışlardı. Karamanoğlu Mehmet Bey, Çelebi Mehmet ile yaptığı anlaşmayı bozmuş ve Bursa'yı kuşatmıştı. İzmirlioğlu Cüneyt Bey, İzmir taraflarından hareketle Osmanlı arazisini işgal etmiş, Canik Beyleri de Çelebi Mehmet'in yokluğundan istifade ile baş kaldırmışlardı. Çelebi Mehmet'in saray tarihçisi Şükrullah Efendi, bu durumu izah ederken Farsça şu beyti okuyor. Bulunmazsa ormanda arslan eğer, çakallar o ormanda erlik eder. Fakat Çelebi Mehmet'in vereceği imtihanlar yalnızca bunlarla sınırlı değildi. Venedik gemileri Gelibolu'daki Osmanlı donanmasına saldıracaktı. Eflak ve Macar orduları Osmanlı askeriyle savaşa girecekti. Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal isyan bayrakları açarak devleti derinden sarsacaktı. Tüm bunlar yetmez gibi bir de Çelebi Mehmet'in Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düşen ve Semarkand'a götürülen kardeşi Mustafa Çelebi, Timurluların esaretinden kurtulup Osmanlı'ya gelecek ve saltanat davasında bulunacaktı. Çelebi Sultan Mehmet için rahat yoktu. Osmanlı Devleti'ni yıkıp parçalamak için üzerine gelen bütün hücumlara karşı bir dalga kıran gibi sapasağlam durmak zorundaydı. Önce dalga kıracak, sonra dalga kuracaktı. ...1413 yılında Çelebi Mehmet'in Musa Çelebi ile çarpışmak üzere Rumeli'ye hareket etmesi Karamanoğlu Mehmet Bey'in iştahını kabartmıştı. İhtimaldir ki o Musa Çelebi ile iletişim halindeydi. Zamanında Çelebi Mehmet'in ağabeyi Emir Süleyman'ı Anadolu'dan çıkarmak için Rumeli'yi karıştırdığı gibi Musa Çelebi'nin de Anadolu'yu karıştırmak istemiş olması muhtemeldir. Zira İzmirlioğlu Cüneyt Bey'i de İzmir ve çevresinde Osmanlı'ya karşı ayaklandıran bizzat Musa Çelebi'nin kendisiydi. Musa Çelebi ile Çelebi Mehmet kuvvetlerinin Samakol taraflarında savaşa tutuştuğu zamanlarda Karamanoğlu Mehmet Bey ordusuyla önce Emir Süleyman'ın vaktiyle kendisinden aldığı Sivrihisar'a saldırdı. Bu hareketiyle Karamanoğlu Mehmet Bey babası Alaaddin Ali Bey'in izinden gidiyordu. Nitekim Yıldırım Bayezid'in Nibolu Muharebesi'nde Haçlılara karşı savaşmasını fırsat bilen Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey, Osmanlı ülkesine saldırmış ve Ankara Kalesi'ni kuşatmıştı. Nibolu'da büyük bir zafer kazanan Yıldırım Bayezid, Alaaddin Ali Bey'in yaptıklarını haber alınca, derhal Karaman ülkesine saldırmış ve başkentini ele geçirip Karamanoğlu Devleti'ne son vermişti. Kendisine ihanet eden Alaaddin Ali Bey'i de idam ettirmişti. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey, şimdi Osmanoğlu'ndan babasının intikamını almak için harekete geçmişti. Ardından Osmanlıların akrabası ve müttefiki olan Germiyan ülkesine saldırmış ve özellikle Yıldırım Bayezid'in valilik yaptığı Kütahya şehrini tarumar ettirmişti.
Bundan sonra Osmanlı'nın eski başkenti Bursa'ya yönelmiş ve bu şehri kuşatmaya başlamıştı. Şehir, Çelebi Mehmed'in Amasya valiliğinden beri maiyetinde bulunan Hacı İvaz Paşa tarafından müdafaa edilmekteydi. Şehri kuşatan Karamanoğlu Mehmet Bey, evvela şehrin su ihtiyacını karşılayan Pınarbaşı Irmağı'nın mecrasını lağımlar kazarak değiştirmeye çalıştı. Hacı İvaz Paşa, kaleden çıkıp huruç hareketleri yaparak Karamanoğlu askerlerine çokça kayıp verdirdi. Esir alınan Karamanoğlu askerleri surların üzerine çıkartılıp Karamanoğlu'nun gözleri önünde asılarak idam ediliyordu. Böylece Hacı İvaz Paşa, Karamanoğullarının maneviyatını bozmaya gayret ediyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey, bir gece meşalelerle Hisar'a saldırmayı denediyse de ateşli oklarla karşılık verilince çekilmek zorunda kaldı. Şükrullah Efendi'nin bildirdiğine göre muhasara 31 gün sürmüştü. Muhasaranın uzaması Bursalıları da müşkül bir duruma sokmuştu. Hatta Hacı İvaz Paşa bile birkaç yerinden ok yarası almasına rağmen yaralı halde müdafaya devam etmekte ve askeri gayretlendirmekteydi. Onun bu azmi Karamanoğlu Mehmet Bey'in maneviyatını büsbütün bozmuştu. Karamanoğullarının böyle psikolojik bir çöküntü içinde olduğu sıralarda Rumeli'den bir grup Osmanlı askerinin Musa Çelebi'nin tabutunu taşıyarak defnetmek için Bursa'ya getirdiği haberi geldi. Karamanoğlu Mehmet Bey bu haberi alınca önce cenazenin düzmece olduğunu düşündü. Bu sebeple tabutu bizzat kendisi kontrol etmek istedi. Karamanoğlu Mehmet Bey ile Musa Çelebi kuzenlerdi. Dolayısıyla onu iyi tanıyordu. Tabutu açıp içindeki kişinin gerçekten de Musa Çelebi olduğunu anlayınca maneviyatı daha çok bozuldu. Demek ki Çelebi Mehmet Musa Çelebi ile olan savaşı kazanmıştı. Halbuki o, Rumeli'de Musa'nın galip geleceğini hesap ediyor ve kendisinin de Anadolu'ya sahip olacağını ümit ediyordu. Çelebi Mehmet şayet Rumeli'ye hakim olduysa ilk işi Anadolu'ya sefer etmek olacaktı. Artık muhasaradan da iyice ümidini kesen Karamanoğlu Mehmet Bey, öfkesinden Hisar dışında kalan ne varsa ateşe verdi. Medrese ve zaviyeler de dahil birçok yapıyı tarumar etti. Romalı tarihçi Dukas'ın yazdıklarına göre Karamanoğlu Mehmet Bey babasını idam etmiş olmasından ötürü kin duyduğu dayısı Yıldırım Bayezid'in kabrini açtırmış ve kemiklerini yaktırmıştı. Bunun üzerine Karamanoğlu Mehmet Bey kuşatmayı kaldırıp ülkesine dönüş yolculuğuna başladı. Hoca Saadettin Efendi'nin aktardığına göre Karamanoğlu'nun Harman'da nasıl lakabıyla anılan bir nedimi vardı. Gayet şişman ve pek güleç olup çevresine neşe saçardı. Karamanoğlu'nun hızla ülkesine dönüşü sırasında at tepmekten yorulmuş ve canından bezmiş olduğu halde Karamanoğlu'na bir latife yapmak istemiş ve ''Hünkârım, Osmanoğlu'nun ölüsünden böyle kaçınca dirisi gelince neyleriz?'' diye sormuştu. Karamanoğlu bu şakadan fena halde bozulmuş ve gazaba gelmişti. Nedimine karşı uygunsuz sözlerle küfürler edip onu hemen orada idam ettirdi. Böylece ülkesine dönüp Çelebi Mehmet'e karşı müdafaa tedbirleri hazırlayarak beklemeye başladı. Bu sırada Osmanoğlu'na saldırmış bulunan İzmirli oğlu Cüneyt Bey ile de ittifak kurmaya muvaffak olmuştu. Anadolu'da bunlar olurken Çelebi Mehmet Rumeli'de işleri yoluna koymakla meşguldü. Roma İmparatoru Manuel, müttefiki olan Çelebi Mehmet'in Musa Çelebi'ye karşı zafer kazandığını öğrenince onu tebrik etmek için elçi yollamıştı. Roma tarihçilerinin anlattıklarına göre gelen bu elçiler, Roma İmparatoru'nun yardımları sayesinde Musa Çelebi'ye karşı bir zafer kazanıldığını ifade ederek Çelebi Mehmet'ten vermeyi vaat ettiği yerleri istemişlerdi. Dukas'a göre Roma İmparatoruna Musa Çelebi'nin Roma'dan aldığı toprakların geri verileceği taahhüdünde bulunmuştu. Çelebi Mehmet verdiği söze sadakat göstererek Musa Çelebi tarafından Roma'dan alınan Karadeniz sahillerini ve Teselya taraflarını Roma'ya iade etti.
Bununla beraber Çelebi Mehmet, İstanbul'da esir tutulan kız kardeşi Fatıma'nın kendisine gönderilmesini istemiş ve onu himayesine almıştı. Ayrıca Musa Çelebi tarafından fethedilen Nova Berde şehrindeki gümüş madenleri de Sırplara iade edildi. Böylece Sırpların da Osmanlı'ya olan bağlılığı kuvvetlenmiş oldu. Çelebi Mehmet'in Rumeli'de takip ettiği bu barış siyasetinin sebebi, onun anlaşmalara gösterdiği sadakatin yanında 10 senelik bir iç savaştan yeni çıkan bir devletin sulha olan ihtiyacıydı. 10 senelik fetret devrinin acı hatıraları ve şehzade mücadelelerinin karışıklıkları bir bıkkınlık ve huzursuzluk doğurmuştu. Devletin ekonomisi ise derinden sarsılmıştı. Schildberger'in aktardığına göre Timur sadece Bursa'dan 1000 devenin taşıyacağı kadar altın ve gümüş götürmüştü. Devlet hakikaten sükun ve asayişe muhtaçtı. Ayrıca Anadolu'da karışıklıklar vardı. O, Rumeli'den Anadolu'ya geçmeden evvel Rumeli'nin sükunetini sağlamak istemiş, ardından ordusunu toplayarak doğruca Anadolu'ya hareket etmişti. Çelebi Mehmet, müttefiki olan Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından ihanete uğramasından, Bursa'nın yakılıp yıkılmasından dolayı çok öfkelenmişti. İzmirli oğlu Cüneyt Bey'in de onunla ittifak edip ülkesine saldırdığını öğrenmesi üzerine evvela o meseleyi halletmeyi uygun görüp yönünü İzmir'e çevirdi. İzmirli oğlu Cüneyt Bey, İzmir Kalesi'ni savunmak için müthiş bir hazırlık yapmıştı. Fakat Çelebi Mehmet'in İzmir Kalesi'ni kuşatarak ele geçirmesi yalnızca 10 gün sürmüştü. Kale Osmanlılar tarafından ele geçirilince Cüneyt Bey'in annesi ve çocukları Çelebi Mehmet'in huzuruna gelerek af talep edip yalvardılar. Çelebi Mehmet çok âli cenap bir sultandı. Anadolu'nun Müslüman beylerine karşı silahtan ziyade af ve adaletle muamele etmede büyük faydalar görüyordu. Bu sebeple bu ihanet timsali adamı bağışlayarak kendisine Niğbolu Sancak Beyliği vazifesini verdi. İzmir'de kaldığı süre zarfında şövalyelerin yaptırmış olduğu müstahkem kuleleri yıktırmıştı. Bunun üzerine Rodos Şövalyeleri Üstad-ı Azamı sultana gelerek bu hareketin Papa ve Avrupa devletleriyle harbe sebep olabileceğini söyledi. Çelebi Mehmet onun sözlerine tebessümle şu cevabı verdi. Ben bütün Hristiyanları pederane himaye etmek isterim. Çünkü adalet ve siyasetin, idarenin müktezası budur. Lakin herkes hakkı gözetmelidir. Tebaamın ve halkımın benden istediklerini onlara vermek mecburiyetindeyim. Timur'un Anadolu'yu tahrip etmesi, herkesin nefretini üzerine çekmişken, İzmir kulelerini yıkması, herkes tarafından güzel bir iş olarak görülmüştür. Çünkü İzmir, şer ve fesat erbabına bir melce olmuştu. Timur gibi bir zalimi bile rahmetle yad ettiren bir hareketin aksini yapıp umumi laneti üzerime celbetmeye rıza gösterebilir miyim zannediyorsun? Böylece İzmir'in Çelebi Mehmet tarafından ele geçirilmesi üzerine Cenevizlilere tabi olan Midilli ve Sakız adaları Osmanlı hakimiyetini ve vergi vermeyi kabul ettiler. Karamanoğlu'nun müttefikini bu şekilde halleden Çelebi Mehmet, Bursa şehrine hareket ederek burada Karamanoğullarının yaptığı mezalime bizzat şahit oldu. Harap edilen yerlerin tamir edilmesini emrettikten sonra İsfendiyar Bey'e elçi göndererek Karamanoğlu'na karşı çıkacağı seferde yardım istedi. Aşık Paşazade'ye göre mektubunda şöyle demişti. Ya sen gel ya da oğlanlarından birini orduma gönder. Yoksa hazır ol üstüne varayım. Bunun üzerine İsfendiyar Bey, oğlu Kasım Bey'in emrine verdiği bir orduyu Çelebi Mehmet'e desteğe gönderdi. Diğer taraftan Çelebi Mehmet, dayısı olan Germiyanoğlu Yakup Bey'e de bir mektup gönderdi. Şimdi Karamanoğlu'nun üzerine varırım. Benimle dostluğun varsa sen de gelesin. Germiyanoğlu da aynı şekilde askerlerini seferber etti. Böylece kalabalık bir orduyla Karamanoğlu üzerine sefere çıkıldı. Akşehir, Saideli,
Beyşehir ve Seydişehir fazla mukavemet görmeden zapt edildi. Buraların alınmasını müteakip başkent Konya üzerine yüründü ve şehir kuşatıldı. Karamanoğlu birçok toprağını Osmanlı'ya kaptırmasına rağmen Konya'da iyi direnmişti. Bu sırada şiddetli yağmurlar başlamış ve Osmanlı askeri Karamanoğullarına karşı pek fazla kayıp vermişti. Çelebi Mehmet, Karamanoğlu'nun sulh teklifini kabul etmeyi uygun görmüş ve Konya önünden çekilmişti. Böylece Karamanoğulları ile barış yapılınca Çelebi Mehmet derhal Canik bölgesine yürümüştü. Fakat Çelebi Mehmet yoldayken Karamanoğlu'nun yine sözünde durmayarak Beyşehir ve Seydişehir'e saldırdığını öğrendi. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya kuşatmasında Osmanlı'ya fazla zayiat verdirmesinden cesaret bularak saldırıya geçmişti. Çelebi Mehmet, Karamanoğlu'nun bu kadar kısa sürede sözünden dönmesine fazlaca öfkelenmiş ve derhal çarpışmak için harekete geçmişti. Fakat ordu Ankara'ya geldiği sırada Sultan Mehmet bir sinir buhranı geçirerek rahatsızlandı. Osmanlı tabipleri bu hastalığa bir teşhis koyamadılar ve sultanın hayatını kaybedeceğinden endişe etmeye başladılar. Halbuki Çelebi Mehmet daha 27-28 yaşlarında bir delikanlıydı. Bunun üzerine Germiyanoğlu Yakup Bey yeğeninin tedavisi için özel doktoru Mevlana Sinan'ı gönderdi. Mevlana Sinan, padişahın rahatsızlığının derin kederden ileri geldiğini anlamış ve tedaviye başlamıştı. Bu derdin devası sevinmektir demişti. Bu sırada Çelebi Mehmet'in has adamı Bayezid Paşa ordunun başına geçmişti. Onun Karamanoğulları'yla iyi bir dostluğu vardı ve onun sözüne itimat edilirdi. Çelebi Mehmet'in hastalığı hemen duyulduğundan Karamanoğlu sevinçlere gark olmuş vaziyetteydi. Bunun üzerine Bayezid Paşa ona bir mektup yazdı. ''Sultan hastadır ve ölüm döşeğindedir. Osmanlı ordusu başsız kalmıştır. Ne durursun, ne kadar askerin varsa tez gelesin.'' Bu mektup üzerine iştahı kabaran Karamanoğlu Mehmet Bey, Bayezid Paşa'ya itimat ederek derhal ordusunu hazırlayıp saldırıya geçti. Yaralı bir arslana saldırmak için koşan bir sırtlan gibi aklı başından gitmişti. İşte tam bu sırada Bayezid Paşa onu pusuya düşürmüş, ordusunu dağıtıp tarumar etmiş ve Karamanoğlu Mehmet Bey ve büyük oğlu Mustafa'yı da esir etmişti. Karamanoğlu Mehmet Bey, Bayezid Paşa'yı hilesinden dolayı tahkir etmek için şöyle dedi. ''Hay Paşa, bize ne yavuz kıydın öyle?'' Bayezid Paşa buna şöyle cevap verdi. ''Erlik ondur, dokuzu hiledir.'' demişler. ''Eğer böyle yapmasaydım, ordunu üzerimize salar ve kaçardın. Eğer seni tutsak edemeseydim, sultanımın huzuruna ne yüzle çıkacaktın?'' Karamanoğlu Mehmet Bey ve oğlunun esir edildiği haberi Ankara'ya ulaşmıştı. Ordu büyük bir sevinç içindeydi. Bu mutlu haber Çelebi Mehmet'e ulaşınca çok sevinmiş ve ''Yüzün ak olsun Bayezid'' demişti. Mevlana Sinan'ın tedavisinin akabinde bu güzel haber hastalığını hafifletmiş ve sultanın sağlığına kavuşmasına bir vesile olmuştu. Bayezid Paşa esirleri Çelebi Mehmet'in karşısına getirmişti. Ayağa kalkan Çelebi Mehmet, ''Ey Karamanoğlu, şimdi ben seni neyleyim?'' dedi. Karamanoğlu Mehmet Bey cevaben, ''Sultanımın eli bağlı günahkar kuluyum, baki ferman sultanımındır.'' dedi. Bunun üzerine Çelebi Mehmet, ''Karamanoğlu, gel yemin eyle, bir daha Müslümanlara zarar vermeyesin.'' Karamanoğlu elini göğsüne bastırarak, ''Bu can bu tende kaldıkça memleketi Osman'a itaatten ayrılmayacağım. Sözümde durmazsam kelam-ı kadim bana garim olsun.'' diye yemin etti. Çelebi Mehmet bu yemini işitince gönlü hoş olup ona beyliğini yeniden bağışladı. Böylece Beypazarı, Sivrihisar, Akşehir
Yalvaç, Beyşehir ve Seydişehir Osmanlı Devleti'ne bırakılmış, Konya yeniden Karamanoğullarının idaresinde kalmıştı. Fakat Karamanoğlu Mehmet Bey daha otağdan ayrılır ayrılmaz, civarda otlayan padişah ve komutanların atlarını çalmış ve hızla ülkesine kaçmıştı. Yanındaki komutanlar ona, "Sen büyük bir yemin ettin, hani yeminin?" dediklerinde ise Karamanoğlu şu cevabı verdi. "Ol vakit koynumda bir güvercin var idi. Ol can üzerine and içtim. Sonra güvercini salıverdim. Ol can bu tenden ayrıldı ve ant bozuldu. Onların hilesine hile ile mukabele ettim. Osmanoğlu ile düşmanlığım kıyamete kadar bakidir." Çelebi Sultan Mehmet bu haberi işitince şöyle dedi. "Ol yemin anı komaya inşallahü teala." Fakat yine de Karamanoğlu Mehmet Bey sözünde durmuş ve Çelebi Mehmet ölene kadar bir daha Osmanlı topraklarına saldırmamıştı. Çelebi Mehmet ve diğer padişahların Karamanoğlu ve diğer Türk beylerine karşı gösterdiği bu âli cenaplıklar, tarihçiler tarafından çok eleştirilmişse de onları böyle hareket etmeye sevk eden haklı gerekçeler vardı. Evvela Anadolu halkına Osmanlı'nın asla kan dökmek istemediğini, bütün kabahatin beyliklerin hadlerini bilmemezliklerinden kaynaklandığını göstermekti. Çünkü Osmanoğulları Anadolu beyliklerindeki ahaliye kendi tebaaları ve kardeşleri olarak bakıyorlardı. Müslüman ve Türk olan halkı incitmekten son derece çekiniyorlar, onların kalplerinde uyandıracakları nefretin üzerine bina edilen bir Anadolu birliğinin devam edemeyeceğini biliyorlardı. Onların ancak iki asırda tamamladıkları bu birlik, akıl almaz derecede üstün bir ileri görüşlülük neticesiyle kurulmuştu. Bugün hala devam eden Anadolu Birliği yalnız ve yalnız Osmanlı'nın eseridir. Tarih, Osmanoğullarının nasıl büyük bir sabırla bu gayeye ulaştıklarını bize açıkça göstermektedir. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında sınırlar deniz kıyısına ulaşamadığından Osmanlı'nın herhangi bir donanması mevcut değildi. Orhan Gazi döneminde ilk defa deniz kıyılarına ulaşılmış ve donanma faaliyetlerine başlanmıştı. Fakat yine de Osmanlı Devleti'nin kara ordusuna nispetle denizcilikteki acemiliğini takdir eden Orhan Gazi ve Murad-ı Hüdavendigâr, denizcilikte çok ilerlemiş olan Venedik ve Ceneviz gibi devletlerle çatışmamaya özen göstermişlerdi. Onun içindir ki Nibolu Muharebesi'nin galibi Yıldırım Bayezid Han bile Venedik ve Ceneviz gibi büyük deniz güçlerini karşısına almaktan çekinmiş, onları karşısına almamak için de İzmir Kalesi'ne dokunmamıştı. Günümüzde Yıldırım'ın 7 ay boyunca kuşatıp da alamadığı İzmir'i Timur 2 haftada ele geçirdi şeklindeki söylentilerin hiçbir aslı yoktur. Zira Yıldırım Bayezid İzmir'i hiçbir zaman kuşatmamıştı. Fakat bunun yanında denizlerde güçlü olmanın lüzumunu da fark etmiş ve Gelibolu'da gemiler inşa ettirmek için bir tersane kurulmasını emretmişti. Gelibolu'da kurulan bu tersane kısa sürede meyvelerini vermiş ve Yıldırım Bayezid'in vefatına kadar yaklaşık 30 tane savaş gemisi üretilmişti. Fetret devri boyunca aksayan denizcilik faaliyeti Çelebi Sultan Mehmet'in zamanında yeniden faaliyete geçti. Çelebi Mehmet, babası Yıldırım Bayezid tarafından kurulan Osmanlı donanmasının başına Çalıbey'i geçirmişti. O sıralarda Kiklat Adaları, Venedik'e tabi olan Pietro Zeno isimli bir asilzade tarafından idare edilmekteydi. Bu adam Osmanlı'nın donanma faaliyetlerinden rahatsız olmuş olacak ki, Türklere ait ticaret gemilerine saldırmaya başlamış ve birçok Osmanlı vatandaşını katletmişti. Özellikle İzmir'deki şövalye kulelerinin Çelebi Mehmet tarafından yıktırılmasından sonra Avrupa'nın büyük deniz güçleri Osmanlı'ya diş bilemeye başlamıştı.
haberler Çelebi Mehmet'e ulaştığında Çelebi Mehmet henüz Karamanoğlu meselesini yeni halletmiş bulunuyordu. Zaten Timur yüzünden altüst olmuş Osmanlı ekonomisi, bir de Venediklilerin Türk ticaret gemilerine saldırmalarıyla iyice zor bir duruma girmiş oluyordu. Adalar Denizi'nin bir an evvel Türk ticaret gemilerinin geçişine açılması gerekiyordu. Bu duruma gayet öfkelenmiş olan Çelebi Mehmet, onlara bir misilleme yapmak ve Osmanlı donanmasının denizlerde de var olduğunu göstermek için Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı 30 savaş gemisinin derhal Çalıbey komutasında sefere çıkmasını emretti. Çalıbey, Venedik donanmasına bir misilleme yapmak için Venedikli ticaret gemilerine saldırmaya başlamış, Kiklat ve Eyriboz adalarına saldırarak birçok ganimet ve esir elde etmişti. Bu hareketle Çelebi Mehmet, Venediklilere adeta şu mesajı veriyordu. Eğer biz Adalar Denizi'nde rahatça sefer edemezsek, siz de edemezsiniz. Osmanlı'nın elindeki 30 gemi, elbette ki Venedik Cumhuriyeti gibi büyük bir deniz gücüne karşı asla yeterli değildi. Fakat buna rağmen Osmanlı, Venedik karşısında boyun eğmektense elindeki bütün gücüyle mücadele etme gayreti gösteriyordu. Bu hareket Venedik'in deniz ticaretine sekte vurduğundan dolayı Venediklileri tedirgin etmişti. Venedikliler bir taraftan Osmanlı ile uzlaşma yollarını arıyor, diğer taraftan da Cenevizlilere karşı yapılan savaşlarda ün salan tecrübeli amiral Pietro Loredano komutasına verdikleri bir filoyu bölgeye gönderiyorlardı. Venedik Cumhuriyet Senatosu, Türkler tarafından kendisine bir taarruz olmadığı sürece kesinlikle taarruzda bulunmaması konusunda amirale kesin bir talimat vermişti. Bu talimat gereği Loredano, Türklerden zapt ettikleri gemileri geri isteyecekti. Nihayet iki taraf Gelibolu önlerinde karşı karşıya geldi. Her iki donanma da harp tertibatı almıştı. Taraflar arasında müzakereler devam ederken Midilli adasına ait bir Ceneviz gemisi İstanbul tarafından geliyordu. Vaziyet gayet hassastı. Ceneviz gemisi kimseye karışmadan kendi yolunda ilerlerse bir sorun olmayacağını düşünüyordu. Fakat öyle olmadı. Venedikliler gelen bu geminin Türkler tarafından gönderildiğini ve bunun bir hile olduğunu düşünmüşlerdi. Bu sebeple gelen gemiyi zapt etmek amacıyla birkaç gemi gönderdiler. Gemilerin kendisi için geldiğini fark eden Ceneviz gemisi, iskele alabanda yaparak ani bir manevra ile Türk gemilerine doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine Venedik gemileri onu takip etmeye devam ettiler. Türk tarafı ise gelen bu Venedik gemilerinin kendilerine hücum etmekte olduğunu düşünüp gelenler üzerine ok yağdırmaya başladılar. Türklerin Venedik gemilerine ateş açması üzerine Venedikli amiral taarruz emri verdi. Böylece savaş başlamış oldu. Kaynaklarda muharebenin detaylarıyla alakalı herhangi bir kayıt bulunmuyor. Fakat kıran kırana geçen bu muharebede Venedikli amiral Loredano iki ok isabeti alarak gözünden ve elinden yaralanmış, Osmanlı komutanı Çalıbey şehit edilmiş ve Osmanlı devleti mağlup olmuştu. Venedikliler ele geçirdikleri Türk askerlerini Gelibolu sahillerinden seyreden kadın ve çocukların gözü önünde vahşice parçalayarak katletmişti. Dukas'ın yazdıklarına göre şehit edilen Çalıbey'in kesilen kafası mızrağın ucuna takılarak insanlara teşhir edilmişti. Türk gemilerinde kendi rızasıyla hizmet eden Hristiyanlar da aynı şekilde katledildiler. Amiral Loredano, bu savaşla ilgili Venedik Senatosu'na yazdığı raporunda Hristiyanları öldürme sebebini şu şekilde açıkladı. Hristiyanların kafir Türklerin emrine girmelerini zorlaştırmak ve gözlerini korkutmak için böyle sert bir tedbire başvurmak zorundaydın. Venedik kaynaklarına göre
Bu muharebede Venedikliler 27 Osmanlı gemisine el koymuş, 2 kadırga ve 5 çektiri hariç bütün Türk gemilerini ateşe verip yakmışlardı. Böylece Yıldırım Bayezid'in inşa ettirdiği Türk gemilerinin tamamı kaybedilmiş oldu. Venedik ve Osmanlı arasındaki bu ilk deniz savaşında Türkler, büyük deniz gücü Venedik karşısında mukavemet bile edememişlerdi. Osmanlı için denizlerde ve donanma alanında daha kat edilecek çok yol vardı. Venediklilerin Gelibolu'da Osmanlı'ya karşı aldığı bu zafer, Venedik'te büyük bir coşkuyla karşılandı. Venedikliler, dini bir tören ve şükran ayinleri yaparak günlerce bu zaferi kutladılar. Zira Nibolu Muharebesi'nde Osmanlı'nın karşısında ezici bir şekilde yenildiklerinden beri bütün Avrupa'da bir Türk korkusu hakimdi. Fakat yine de bu zafer bu korkunun giderilmesine yetmemişti. Zira Venedikli senatörler, Türklerin hala büyük bir deniz gücü olabileceğinden ve misliyle karşılık verilmesinden ve ticaretlerinin de büyük sekteye uğramasından endişe ediyorlardı. Çünkü deniz ticareti Venedik'in can damarıydı. Bu can damarının en önemli geçidi Osmanlı'nın elindeki Çanakkale Boğazı'nda düğümleniyordu. Bu sebeple Venedik Senatosu Osmanlı'ya ilk saldırıyı başlattığı gerekçesiyle Amiral Loredano'yu suçluyordu. Amiral kendini ne kadar savunsa da ihanetle suçlandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Ardından Venedikliler Osmanlı'ya elçiler göndererek barış yapmak istediklerini bildirdiler. Osmanlı ve Venedik arasında bir daha böyle bir savaş olmaması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin garantisini vererek karşılıklı menfaat esasına dayalı bir anlaşma yapmak istiyorlardı. Halbuki bu savaştan sonra Osmanlı'nın elinde doğru düzgün hiçbir gemi kalmamıştı. Çelebi Mehmet tersaneye doğrudan haber göndermiş ve en kısa sürede yeni gemilerin inşa edilmesini emretmişti. Esasen Çelebi Mehmet'in Venediklilerin bu barış teklifini kabul etmekten başka şansı da yoktu. Fakat yine de o, kendini ağırdan satmış ve Venedik elçilerini bir müddet huzuruna kabul etmemişti. Zira Venedik'in başlattığı bu savaşı denizlerde kaybetse de, karada eline güçlü bir koz geçirmek için Arnavutluk taraflarındaki Venedik'e bağlı şehirlere bir taarruz başlatmıştı. Böylece Venedik'e, denizlerde siz güçlü olabilirsiniz. Fakat karalarda hala biz güçlüyüz mesajı da verilmiş olacaktı. Avlonya şehrinin kadın yöneticisi Balşa ailesinden Regina Balşa, bu şehri para karşılığı Venediklere satmıştı. Venedik, özellikle bu şehri Türklere karşı mutlaka korumak istiyordu. Fakat Çelebi Mehmet'in emriyle derhal buraya ilerleyen akıncılar şehri kısa sürede fethettiler. Böylece bu önemli şehrin kaybı Venediklilere ekonomik olarak büyük bir darbe vurmuştu. Osmanlı ordusu yalnızca bununla da sınırlı kalmayıp Akçahisar'ı da fethetmişti. O yıl Kastriyotilere ait hemen hemen bütün topraklar Osmanlı idaresine girdi. Bu topraklar meşhur Arnavut hükümdar İskender Bey gelene kadar Osmanlı'ya bağlı kalacaktı. Böylece Venedikliler Osmanlı'dan aldıkları 27 geminin bedelini çok ağır ödemişlerdi. Arnavutluğun ele geçirilmesinden sonra Çelebi Sultan Mehmet nihayet Venedik elçilerini kabul etti ve Venedik'le bir barış anlaşması yapıldı. Adalar Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda iki tarafında gemilerinin serbestçe dolaşabileceği ve ticaret yapabileceği bu anlaşmayla garanti edilmiş oldu. Venedikliler Arnavutluk'ta fethedilen topraklarını hiç olmazsa Avlonya'ya geri istedilerse de bu teklif kabul görmedi ve Avlonya 1912 yılına kadar Osmanlı'ya bağlı kalacaktı. Gelibolu Deniz Savaşı iki tarafa da pek çok şey göstermişti. Venedikliler açısından Osmanlı deniz gücünün tamamen yok edilmesi başlı başına önemli bir kazançtı. Hristiyan dünyası nezdinde bu savaş Avrupalıların denizlerde Türklerden çok daha üstün olduğunu kanıtlamıştı. Bu durum genel olarak ileride Osmanlı'ya karşı sergilenecek olan tutumun karakterini de belirleyecek, Hristiyanlığın en büyük düşmanı olan Türklere karşı denizlerdeki bu avantajdan olabildiğince faydalanılmaya çalışılacaktı.
Osmanlıların ise şimdiye kadar tanımadıkları ve şahidi olmadıkları böyle bir deniz bozgunu, onların daha sonra karada olduğu gibi denizlerde de güçlü olmak için çok daha ciddi çalışmalarına sebep olacaktı. Çelebi Mehmet, Ankara bozgunundan beri Osmanlı'daki mevcut sarsıntıyı tamire çalışıyordu. Fakat buna rağmen o, tamamıyla barışçı ve pasif bir siyaset takip etmemiş, genellikle sulhçu davranmakla beraber civarındaki fırsatlardan faydalanmayı da kaçırmamıştı. Sultan Edirne'de bulunduğu sırada Eflak'ta bir iç karışıklık çıktığı haberini aldı. Eflak Voyvodası Mirça'nın karşısına aynı hanedandan olan Dan isminde bir rakip çıkmış ve Voyvodalık makamını Mirça'nın elinden almak için harekete geçmişti. Fakat Dan bu davasını gerçekleştirebilmek için güçlü bir kara ordusuna ihtiyaç duyuyordu. Bu sebeple de Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet'ten yardım istemiş ve davasına destek vermesini istemişti. Eflak Voyvodası Mirça, Yıldırım Bayezid zamanında Eflak'ın başına geçirilmiş ve Ankara Muharebesi'nde Osmanlı'nın mağlubiyetinden faydalanıp Osmanlı'ya bağlılığını feshetmişti. Osmanlı'ya her yıl ödediği vergiyi uzun zamandır ödemiyordu. Osmanlı ekonomisinin hayli zayıf olduğu bu dönemde Eflak'tan alınacak yıllık vergi önemliydi. Üstelik Mirça, Nibolu Muharebesi'nden sonra ölene kadar Osmanlı'ya bağlı kalacağına dair verdiği sözünü de bozmuştu. Bu sebeple Çelebi Mehmet, Eflak'ı tekrar vergiye bağlamak ve Osmanlı'ya isyan eden Mirça'yı cezalandırmak için Mirça'nın rakibi Dan'ı destekleme kararı aldı. Sefere çıkmadan evvel Karamanoğullarından ve Candaroğullarından asker göndermelerini istedi. Bunun üzerine İsfendiyar Bey, oğlu Kasım komutasında bir miktar askeri Çelebi Mehmet'e gönderirken Karamanoğlu Mehmet Bey de aynı şekilde asker gönderdi. Bu sırada Voyvoda Mirça'da Macar Kralı Sigismund'dan yardım istemişti. Sigismund, Nibolu Muharebesi'nde Yıldırım Bayezid karşısında mağlup olan ve gemilere kendini zar zor atıp kaçmayı başaran o hükümdarın ta kendisiydi. Mirça'nın bu yardım isteği üzerine Sigismund, Etienne Lozonso adındaki bir komutanının emrine ordu vererek Mirça'yı savunması için görevlendirmişti. Bunun üzerine Edirne'de ordunun başına bizzat geçen Çelebi Sultan Mehmet, Eflak üzerine sefere çıktı. İki ordu Eflak'ta karşı karşıya geldi. Burada yapılan dehşetli muharebede Çelebi Sultan Mehmet müthiş bir zafer kazandı. Macar komutan Lozonso öldürüldü ve Macar kuvvetleri dağıldı. Çelebi Mehmet akıncıları Macarlar üzerine sevk ederken Eflak'ta birçok şehir ele geçirmişti. Vaziyetin ciddiyetini ve Osmanlı'nın hala çok güçlü olduğunu gören Mirça, Türklerle anlaşmaktan başka çare bulamamıştı. Derhal Çelebi Mehmet'e elçi göndermiş ve daha önce ödemediği yüklü miktarda vergiyi peşinen ödemişti. Her yıl vergi ödemeye devam edeceğini taahhüt etmiş ve teminat olarak da oğullarından birini sultana rehin göndermişti. Osmanlı sultanından af isteyen Mirça, Çelebi Mehmet tarafından affedildi. Böylece Eflak yeniden Osmanlı'ya bağlanmış oldu. Anadolu beyliklerinin Karamanoğullarından sonra en kuvvetlilerinden biri de Candaroğullarıydı. Yıldırım Bayezid döneminde bu beyliğin toprakları Osmanlı tarafından ele geçirilmişti. Ankara Muharebesi'nden sonra Timur eski Anadolu beyliklerine topraklarını iade ederken Candaroğlu İsfendiyar Bey de bundan nasibini almış ve Kastamonu, Çankırı, Kalecik ve Safranbolu'yu işgal ederek topraklarını hayli genişletmişti. Bundan sonra Candaroğulları Beyliği İsfendiyar Bey'in adıyla anılmaya başlanacak ve bu beyliğe İsfendiyaroğlu Beyliği denilecekti. Çelebi Mehmet, Fetret devrinde Amasya'ya çekildiği zaman İsfendiyar Bey'in kudretini anlamış ve onunla iyi geçinmeye çalışmıştı. İsfendiyar Bey de Osmanlı'dan yeni aldığı yerlerde nüfuzunu yerleştirmek istediğinden
komşusu Çelebi Mehmet'le çatışmayı menfaatine uygun bulmamıştı. Fakat Fetret devri sonrası Çelebi Sultan Mehmet 5. Osmanlı padişahı olunca işler İsfendiyar Bey için biraz kritik bir hal almıştı. Bu sefer İsfendiyar Bey Osmanlı ile çatışmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor, Osmanlı ne zaman asker istese asker gönderiyordu. Çelebi Mehmet'in Macar seferinden dönüşünde ordusuyla birlikte onun yanında bulunan İsfendiyar Bey'in oğlu Kasım Bey, Çelebi Sultan Mehmet'e babası İsfendiyar'ı şikayet etmişti. Zira İsfendiyar Bey'in Hızır ve Kasım adında iki oğlu vardı. Hızır Bey'i çok sevmesine rağmen diğer oğlu olan Kasım'ı pek sevmezdi. Bu yüzden oğulları arasında adaletsizlik yaparak Kastamonu, Çankırı, Tosya ve Kalecik gibi memleketinin en mühim yerlerini oğlu Hızır Bey'e vermişti. Oğlu Kasım'a ise pek bir şey vermemişti. İşte Kasım Bey bu yüzden babasına içerlemiş ve buraların kendisine verilmesi için Çelebi Sultan Mehmet'e ricada bulunmuştu. Esasen bu topraklar daha önce Osmanlı'ya aitti. O yüzden bu topraklarda Osmanlı padişahının da söz hakkı bulunuyordu. Çelebi Mehmet, Kasım Bey'e bu konuda yardım edeceği taahhüdünde bulundu. O sırada Canik beyleri yine rahat durmuyorlar, yer yer birbirleriyle çarpışıyor, yer yer Osmanlı arazisine tecavüzde bulunuyorlardı. Bu sebeple Çelebi Mehmet bölgede asayişi sağlamak üzere Anadolu'ya ikinci bir sefer yapma lüzumunu hissetti. Oğlu Şehzade Murad'ı Amasya'ya vali tayin etmiş, onu devlet idaresine hazırlaması ve yetiştirmesi için de yanına Biçeroğlu Hamza Bey'i vermişti. Şehzade Murad Fatih Sultan Mehmet'in babasıydı. Amasya valisi olduğunda henüz 14-15 yaşlarındaydı. Hamza Bey, Şehzade Murad yetişinceye kadar vilayetin idaresini de üstlenmişti. Çelebi Sultan Mehmet Anadolu'ya ayak basınca ilk işi İsfendiyar Bey'e mektup yazmak ve Kastamonu, Çankırı, Tosya ve Kalecik'in Kasım Bey'e verilmesini istemek oldu. İsfendiyar Bey sert bir dille yazılan bu mektubu çok ağır bulmuştu. Ona bu mektubu gönderten oğlu Kasım'a da çok öfkelenmişti. Fakat Osmanlılara mukavemet edebilecek kudreti kendinde görmüyordu. Bu sebeple Çelebi Mehmet'e bir takım hediyelerle birlikte elçiler göndererek işi tatlılıkla halletmeye çalıştı. Kastamonu şehrinin gelirlerinin kendi bütçesi için zaruri olduğundan bahsederek Çankırı, Tosya ve Kalecik şehirlerini oğlu Kasım'a değil direkt Osmanlı'ya verdiğini bildirdi. Çelebi Mehmet bu üç şehrin idaresini Osmanlı'ya bağlı olmak kaydıyla İsfendiyaroğlu Kasım Bey'e verdi. Böylece bu üç şehir harpsiz bir şekilde elde edilmiş oldu. Ardından ordusuyla Canik bölgesine yürüyen Çelebi Mehmet kısa sürede bu bölgelere tamamen egemen oldu. Böylece buralarda da asayişi sağlayan Çelebi Mehmet dönüş yolculuğuna başladı. Ordusuyla İskilip taraflarına geldiğinde burada düğün kutlaması yapmakta olan bir Kara Tatar grubuna rast geldi. Bunlar Ankara Muharebesi'nde Osmanlı'yı arkadan vuran Kara Tatarlardan bir gruptu. Bunların ekserisi Timur tarafından Semerkand'a götürülmüş, Anadolu'da azınlık bir grup kalmışlardı. Çelebi Sultan Mehmet bu duruma gayet öfkelenmiş ve "Biz harp ederken bu Tatar beyleri düğün peşinde koşuyorlar ve orduyu Hümayunum'da görünmüyorlar" diyerek Tatarların işe yaramazlığına işaret etmiş ve bütün Tatarları toplatarak Rumeli'ye göndermişti. Bu Kara Tatarlar Filibe civarında Konuşhisar mevkiinde iskan ettirilmiş ve buraya Tatar Pazarcığı ismi verilmişti. Bu surette Çelebi Mehmet Kara Tatarları memlekete faydalı hale sokmaya çalışmıştı. Böylece Osmanlıların başına bir daha bela olmaması için bütün Kara Tatarlar Anadolu'dan ayıklanmış oldu. Ardından Bursa şehrine gelen Çelebi Mehmet, şehrin imarı için kolları sıvarken Yeşil Cami inşaatının ikmaliyle meşgul oldu.
caminin yanına yaptırılacak medrese ve imaretlere bir gelir sağlamak amacıyla Timur Taşzade Umur Bey emrine verdiği bir birliği İstanbul'un Anadolu yakasına gönderdi. Umur Bey, vaktiyle Emir Süleyman tarafından Roma'ya peşkeş çekilen Gebze, Darıca, Kartal ve Pendik taraflarını geri almaya muvaffak oldu. Böylece buraların varidatı bu hayır eserlerinin masraflarına tahsis edildi. Ardından Edirne'ye dönen Çelebi Mehmet nihayet rahat bir nefes alacaktı ki bu sefer de payitaht gelen isyan haberleriyle sarsıldı. Vaktiyle Musa Çelebi'nin kaz askeri olan Şeyh Bedreddin'in müritlerinden Böklüce Mustafa, etrafına 10.000'den fazla taraftar toplayarak İzmir tarafında büyük bir isyan hareketi başlatmıştı. Şeyh Bedreddin ise İznik'ten İsfendiyar Bey'in yanına kaçmış, onun yardımıyla da gemilere binip Eflak topraklarına gitmişti. Eflak'ta Voyvoda Mirça'nın da yardımını alan Şeyh Bedreddin, Silistre üzerinden Deli Orman'a geçmiş ve bu bölgelerdeki Alevilerin kendisine dahliyle kısa sürede binlerce taraftar toplamıştı. Aynı anda hem Anadolu'da hem de Rumeli'de başlatılan bu isyanlar iyi planlanmış ve esaslı surette tertip edilmişti. Aynı zamanda Timurluların elinden kurtulup Karamanoğlu Beyliği'ne sığınmış olan Yıldırım'ın kayıp oğlu Mustafa Çelebi, Eflak ve Roma'nın yardımıyla Rumeli'ye geçmiş ve Çelebi Mehmed'i devirmek için çalışmalara başlamıştı. Roma, Eflak, Candaroğlu ve hatta Karamanoğlu'nun da bu tertibata bir şekilde dahil olması, Fetret devrinden yeni çıkmış olan Osmanlı Devleti'nin başına eskisinden daha büyük bir buhran getirebilirdi. Simavnalı Şeyh Bedreddin, 1359 yılında Edirne yakınlarındaki Simavna'da doğdu. Babası İsrail, Hacı İl Bey ile birlikte gazalara katılmış bir gaziydi. Dedesi Abdülaziz ise Orhan Gazi zamanındaki Rumeli fetihlerine iştirak edenlerdendi. İsrail, Dimetoka'daki Rum beyinin kızıyla evlenmiş ve bu evlilikten Bedreddin dünyaya gelmişti. Bedreddin ilk tahsilini Simavna'da gördü. Şahidi isimli bir hocadan temel ilimleri öğrendi. Edirne'ye geldiğinde Mevlana Yusuf'tan sarf, nahiv ve fıkıh eğitimi aldı. Ardından Bursa'ya giderek Bursa Kadısı Mahmud Efendi'nin derslerine devam etti. Bursa'da eğitimini tamamladıktan sonra hocasının tavsiyesi üzerine Konya'ya giderek 4 ay boyunca Allame Feyzullah'tan mantık ve astronomi okudu. Buradan Kudüs'e geçerek İbnül Askalani'den hadis okudu. Ardından Kahire'ye gitti. Ve burada başta mübarek şah olmak üzere meşhur şahsiyetlerden akli ilimleri tahsil etti. Devrin Memlük Sultanı Berkuk, Bedreddin'in ilmi liyakatini öğrenince onu oğlu Ferec'e eğitmesi için sarayına davet etti. Bedreddin, Kahire Sarayı'nda 3 yıl boyunca Ferec'e eğitim verdi. Bu süre zarfında fıkıh alanında eserler yazdı. Başlangıçta tasavvufun aleyhinde olan Bedreddin, burada tanıştığı Ahlatlı Hüseyin ismindeki bir şeyhin tarikatına intisap ederek tasavvufa girdi. Bu tarikat şeyhinin bir batini olduğu ve Şeyh Bedreddin'i çok etkilediği iddia edilir. Bedreddin, bu ani değişiklik üzerine hastalandı ve yemeden içmeden kesildi. Onun bu durumundan endişelenen Ahlatlı Hüseyin, ona İran'a seyahate çıkmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Bedreddin, Tebriz'e doğru yola çıktı. O sıralarda Timur, Anadolu'yu yağmalamış ve dönüş yolculuğuna geçmişti. Bedreddin Tebriz'de bulunduğu sıralarda ilminin derecesi sebebiyle kısa sürede şöhret bulmuştu. Nihayet Emir Timur'un Tebriz'de bulunduğu bir sırada onun huzurunda alimler arasında bir tartışma vuku buldu. Bu tartışma bir neticeye ulaşamamıştı. Bunun üzerine İbnül Cezeri rakipler arasında hakemlik yapması için Bedreddin'in adını zikretti. Onun ilmi birikimi herkesçe malumdu ve şöhreti dilden dile yayılmıştı.
Bunun üzerine Emir Timur Bedrettin'i huzuruna çağırdı. Bu ilmi tartışmada hakemlik yapan Bedrettin'in üstün ilmi birikimi alimler tarafından kabul edildiği ve herkes kendisine saygı duydu. Emir Timur da Bedrettin'in ilmine hayran kalmış ve ona çok miktarda para verip sınırsız ikramlarda bulunmuştu. Bedrettin'in hayatının dönüm noktası Kazvin ziyareti olmuştu. Bu şehir, Mahut Batıni Hasan Sabbah'ın efsanelere konu olan Alamut Kalesi'nin bulunduğu ve batıniliğin yaygın olduğu bir şehirdi. Şeyh Bedrettin Kazvin'de kimlerle görüştü ve ne yaptı bilinmez. Fakat Kazvin'den tekrar Kahire'ye döndüğünde onun için birçok şey artık eskisi gibi değildi. Kahire'ye döndükten sonra şeyhinin vefatı üzerine tarikatın yeni şeyhi Bedrettin olmuştu. Fakat Bedrettin'deki değişim göze çarpmaya başladı. Kısa sürede bazı fikirleri sebebiyle Kahireli alimlerle arası açıldı. Bu sebeple orada dışlandığından memleketi olan Edirne'ye dönmeye karar verdi. Filistin, Şam ve Halep üzerinden Konya'ya geldi. Kendisini büyük bir ilgiyle karşılayan Konyalılar, onun şehirde kalmasını sağlamak için bir tekke kurmak istedilerse de Şeyh Bedrettin bu teklifi kabul etmedi. Şeyh Bedrettin, Germiyan, Aydın ve Tire taraflarında daha çok Alevilerle meskun olan yerleri dolaşıyordu. Buralarda fikirlerini ve tarikatını yayarak kendisine birçok mürit toplama imkanı buldu. Tire'de bulunduğu zamanlarda ileride başlatacağı isyan hareketinin ileri gelenlerinden Börklüce Mustafa ile tanıştı. Börklüce onun fanatik bir müridiydi. Bu yüzden onu hiç yanından ayırmıyordu ve onu başket hüdası yapmıştı. Ardından Kütahya'ya geçerek burada isyan hareketinin bir diğer elebaşısı olan Torlak Kemal ile tanıştı. Bu adam da bir Yahudi dönmesiydi ve kendisine sıkı sıkıya bağlanmıştı. Şeyh Bedrettin, Anadolu'da özellikle Alevi Türkmenler arasında kendisine pek çok mürit toplamıştı. Anadolu'da epeyce tanındıktan sonra Rumeli'ye geçerek Edirne'ye yerleşti. Edirne'de kendisini o kadar çok ziyarete gelen oluyordu ki onun adını duymayan kalmamıştı. Öyle ki onun döneminde ilim ve irfan bakımından ondan daha üstünü yok gibi görülüyordu. İbni Hacer'e göre Şeyh Bedrettin, ilimde ve amelde Molla Fenari Hazretlerine denk sayılıyordu. İşte o sıralarda Musa Çelebi, Emir Süleyman'ı devirip Edirne'de tahta oturmuştu. Musa Çelebi, Emir Süleyman'ın adamlarına karşı güveni olmadığından onun ekibini yavaş yavaş tasfiyeye koyulurken, Edirne'nin en saygın alimi olarak görülen Şeyh Bedrettin'in adını çokça duyuyordu. Ziyaretçilerinin kalabalıklığından etkilenmiş ve onun büyük bir şahsiyet olduğuna kanaat getirerek Şeyh Bedrettin'i kaz askerlik makamına getirmişti. Böylece Şeyh Bedrettin nüfuzunu daha fazla artırabilme fırsatı buldu. Öyle ki Osmanlı topraklarında alim denilince akla Şeyh Bedrettin geliyordu. Onun fıkıh alanında yazdığı eserler medreselerde ders olarak okutuluyor ve herkes tarafından takdir ve sevgi görüyordu. Özellikle Osmanlı topraklarında yaşayan Aleviler için Şeyh Bedrettin adeta bir Mehdi ve kurtarıcı olarak görülüyor, onun keramet sahibi olduğu dilden dile anlatılıyordu. Musa Çelebi'nin hakim olduğu yerlere kadı atama ve azletme işi, Bedrettin'in kethüdası ve bir numaralı müridi olan Börklüce Mustafa'ya aitti. Börklüce, liyakatine bakmaksızın birçok göreve Alevi ileri gelenlerini ve Şeyh Bedrettin'in müritlerini yerleştirmişti. Onun faaliyete geçtiği dönem, Osmanlı'da şehzadelerin taht kavgasına tutuştuğu bir döneme denk geldiğinden, zaman ve zemin onun rahatça hareket edebilmesine imkan tanımıştı. Çelebi Mehmet Musa Çelebi'yi alt edip fetret devrine son verinceye kadar Şeyh Bedrettin bu makamda kaldı. Fakat Çelebi Mehmet'in uyanık komutanları ve istihbaratı Şeyh Bedrettin'in Aleviler ile olan ilişkisini, birçok göreve müritlerin getirildiğini, onun batıni fikirler yaydığını ve ona karşı dikkatli olunması gerektiğini Çelebi Mehmet'e bildirdiler. Bunun üzerine Çelebi Mehmet onu kaz askerlik makamından azlederek İznik'te göz hapsine aldırdı. Onun önemli yerlere yerleştirdiği müritlerini tespit edip görevlerinden azletti. Fakat kendisi çok hürmet edilen bir alim olduğu için ilmine hürmeten ona hazineden aylık 1000 akçe maaş bağlamıştı. Görevinden azledilen Şeyh Bedrettin faaliyetine İznik'te devam ediyordu.
Fakat Çelebi Mehmed'in istihbaratı onu sıkı sıkıya takip ediyor ve ziyaretine gelen müritleri hükümdara sürekli rapor ediliyordu. Bir müddet sonra Şeyh Bedrettin'in ketüdası olan Böklüce Mustafa, Torlak Kemal ile birlikte Şeyh Bedrettin'in Anadolu'da en fazla müride sahip olduğu bölgeye, yani Manisa, Aydın ve İzmir taraflarına gitti. Timur Anadolu'yu yağmalayıp mallarını Semerkand'a götürdüğünden beri Osmanlı'da çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyordu. Timur'un zulmünden kaçan halk batıya yönelmişti. Birçoğu da sandallarla Rumeli'ye geçmişlerdi. Bu ani demografik değişim şehirlerin düzenini de altüst etmişti. Üretim neredeyse durma noktasına gelmişti. Gençler iş bulamıyor ve geçinemiyordu. Üstelik halk bu kadar kötü durumdayken 11 yıl boyunca şehzadelerin birbirleriyle taht mücadelesi vermesi bu yaraya iyice tuz basmıştı. Ülkedeki iç savaş halkı ekonomik olarak daha zor bir duruma sokmuştu. Bu sebeple halkta beylere ve idareye karşı bir öfke belirmişti. Kurnaz bir adam olan Böklüce Mustafa bu fırsatı ganimet bilmişti. Şeyh Bedrettin'in yazdığı Varidat isimli eseri yanından hiç ayırmayan Böklüce, bu eserdeki fikirleri yayarken aynı zamanda eşitlik ve ortak mülkiyeti savunuyordu. Varidat isimli eserinde yazanlara bakıldığında Şeyh Bedrettin'e göre beden için beka yoktu. Vücut bir kere toprakta dağıldıktan sonra bedenin tekrar bir araya gelmesini mümkün görmüyordu. Ona göre cennet ve cehennem diye bir yer yoktu. Ve bunlar yalnızca ruhta husule gelen haz ve elemden ibaretti. Şeytan ve meleklerin varlığını da inkar ediyor, şeytanı insanın içindeki şehvani kuvvet ve meleği de insanın içindeki iyilik temayülü olarak yorumluyordu. Ayrıca Böklüce Mustafa, Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik arasındaki farkların ortadan kaldırılması için de çalışmalar yapıyordu. Romalı tarihçi Dukas, Böklüce'nin İzmir'deki faaliyetlerini anlatırken şunları söylüyor. Gayrimüslimi bol olan Karaburun ve Çeşme havalisinde Türklerden ziyade Osmanlı tevası olan Hristiyan ve Yahudilere taviz vererek onları kendi safına çekmişti. Aynı zamanda Böklüce, fakir, işsiz ve imanı zayıf olan kimseleri eşitlik ve ortak mülkiyet fikirleriyle zehirliyor ve zenginlerin mallarına el koyup bütün malların herkese eşit bir şekilde dağıtılacağını vaat ediyordu. Böklüce insanlara şu sözleri söylüyordu. Allah dünyayı yaratmış, insanlara bahşetmiştir. Erzak, giyecekler, hayvanlar, toprak ve bütün mahsuller herkesin ortak hakkıdır. İnsanlar tabiat ve yaratılış itibarıyla eşittir. Birinin servet toplayıp biriktirmesiyle diğerlerinin ekmeğe bile muhtaç kalması ilahi maksada muhaliftir. Her şey insanların ortak malıdır. Ben senin evinde kendi evim gibi otururum. Sen de benim elbisemi giyer, silahlarımı ve atlarımı kullanırsın. Yalnızca nikahlı kadınlar müstesnadır. Onlar ortak kullanılamazlar. Gerek Müslümanlıkta, gerek Hristiyanlıkta, alimlerin ve papazların hataları ile nice bidatler ihdas olunmuştur. Bu bidatler kaldırılırsa din bir olur. Romalı tarihçi Dukas'a göre onlar nikahsız kadınları da ortak mal sayıyorlardı. Netice itibariyle Timur'un zulmünden kaçmış ve işsiz kalmış pek çok genç ve batıniliğe yatkın pek çok Alevi onun etrafında toplanmıştı. Ayrıca Böklüce Mustafa müritleri şarap içmeye ve saz çalmaya teşvik ediyordu. Memleketin siyasi ve sosyal bünyesine darbe vurabilecek derecede yıkıcı bir zekaya sahip olan Şeyh Bedrettin'in bu hareketi aynı zamanda bazıları tarafından tarihin ilk komünizm hareketi olarak görülüyordu. Örneğin Nazım Hikmet'in gözünde Şeyh Bedrettin, komünist devrimci düşüncenin babası sayılan Nikolayevich Radişçev'e benziyor ve ona Türk Radişçev'i diyordu. İbrahim Konyalı, Şeyh Bedrettin'e Stalin'in şeyhi diyordu. Fahri Fındıkoğlu'na göre ise Şeyh Bedrettin, Eflatun'dan sonra sosyalizmin gerçek öncüsüydü. Şeyh Bedrettin hareketinin devrimci düşünce yapısı günümüze kadar devam etmiş ve şarkılara dahi konu olmuştu. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşle güzel günlere inanan mutlu bir huzur. Şeyh Bedrettin'in müritleri Böklüce Mustafa ve Torlak Kemal bu mıntıkada kendilerine taraftar toplamakla meşgulken çok önemli bir gelişme oldu. Yıldırım Bayezid'in evlatlarından olup Timur tarafından Semerkand'a götürülmüş olan Şehzade Mustafa Çelebi'nin Anadolu'ya geri döndüğü duyuldu.
Mustafa Çelebi ilk önce Osmanoğlu'nun en büyük hasmı olan kuzeni Karamanoğlu'na sığınmıştı. Ardından buradan ayrılarak Candaroğlu İsfendiyar Bey'in yanına gitti. İsfendiyar Bey, onun kendisi gibi Osmanlı muhalifi olan Eflak Voyvodası Mirça ile anlaşmasını sağladıktan sonra Rumeli'ye geçmesine yardımcı oldu. Mustafa Çelebi, Eflak'a gelip Mirça'dan asker aldı. Aynı zamanda Nibolu muhafızı İzmirlioğlu Cüneyt Bey, Çelebi Mehmet'e yeniden ihanet ederek emrindeki askerleriyle Mustafa Çelebi'ye katıldı. Roma İmparatoru 2. Manuel'in de desteğini alan Mustafa Çelebi, kalabalık ve güçlü bir ordu kurmayı başarmıştı. Fakat Mustafa Çelebi, Eflak üzerinden doğrudan Osmanlı başkenti Edirne'ye ilerlemek yerine daha farklı bir yol seçmişti. Emrindeki askerlerini Tuna Nehri'ndeki gemilere doldurmuş ve önce Karadeniz'e, ardından Marmara Denizi'ni aşarak Adalar Denizi'ne geçmişti. Askerleriyle birlikte Teselya civarına çıkarma yaparak Osmanlı'nın Yunanistan bölgesinde büyük bir isyan hareketi başlattı. Haberler Çelebi Mehmet'e ulaşmıştı. Bunun üzerine ordusunu toplayıp derhal bölgeye ilerledi. Mustafa Çelebi'nin bu isyanı Şeyh Bedrettin müritleri açısından harika bir fırsattı. Zira Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet, Rumeli'de yeniden bir taht mücadelesi verecekti. Fırsatı ganimet bilen Börklüce Mustafa, Karaburun'da isyan ateşini başlattı. Börklüce Mustafa, Şeyh Bedrettin'in halifesi olmasına rağmen bu bölgede Şeyh Bedrettin'den daha büyük bir itibar ve nüfuz sahibiydi. Müritleri ona Dede Sultan diyorlar ve emirlerine harfiyen itaat ediyorlardı. O derece ki Börklüce Mustafa bir müridine kendini ateşe atmasını emretse büyük bir tevekkülle ateşe atlayacak kadar bağlılık gösteriyorlardı. Kendi müritlerince devrin kutbu olarak görülüyordu. Dolayısıyla bu mıntıkada Şeyh Bedrettin'in ismi ve itibarı adeta gölgelenmiş ve ikinci derecede bir ehemmiyet arz eder olmuştu. Kaynakların bir kısmına göre Şeyh Bedrettin'in başlayan bu isyandan haberi yoktu. Diğer kısmına göre ise bu isyan bizzat Şeyh Bedrettin tarafından planlanmıştı. Şeyh Bedrettin, Börklüce'nin başlattığı bu isyanın hemen akabinde İznik şehrinden kaçarak İsfendiyar Bey'in yanına gitti. Buradan gemiye binerek Rumeli'ye geçti. Evvela Eflak Voyvodası Mirça'nın yanına giden Şeyh Bedrettin, ardından Silistre ve Dobruca şehirlerine uğramış ve nihayet Kahire ekseriyeti Alevi Türkmenlerden meskun olan Deli Orman mıntıkasına yerleşmişti. Şeyh Bedrettin Deli Orman'dan her tarafa adamlar göndererek propaganda alanını genişletiyor ve taraftarlarının sayısı giderek çoğalıyordu. Ard arda gelen bu isyan haberleri Çelebi Sultan Mehmed'i çok zor bir durumda bırakmıştı. Sanki her şey dahiyane surette planlanmış bir aklın eseri gibiydi. Çelebi Mehmed ordusuyla Mustafa Çelebi kuvvetlerinin üzerine giderken Saruhan Sancak Bey'i İskender Bey'e Börklüce Mustafa isyanını bastırmasını emretmişti. İskender Bey, Bulgar Kralı Şişman'ın oğluydu. İslamiyet'i kabul etmiş ve Müslüman olmuştu. Derhal emrindeki askerleri toplayarak Börklüce Mustafa üzerine yürümüştü. Fakat Karaburun'a geldiğinde karşısında cephe tutmuş muntazam bir ordu bulamadı. Her eve, her sokağa gizlenmiş binlerce mürit, eyalet askerlerinin alışkın olmadığı bir gerille savaşı yaparak İskender Bey ve ordusunu feci şekilde bozguna uğrattılar. Hatta o derece ki İskender Bey bile bu savaşta şehit olmuştu. Ardından Timurtaşzade Ali Bey, Manisa'dan topladığı askerleriyle onun üzerine gitti. Fakat bu komutan da feci bir şekilde yenilgiye uğramış ve canını zar zor kurtararak sancağına çekilmişti. Börklüce Mustafa'nın peş peşe kazandığı bu iki zafer, müritleri nezdinde onun itibarını daha da artırmış ve onun yenilmez olduğu inancını gönüllere yerleştirmişti. İşin ciddiyetini fark eden Çelebi Mehmet, buradaki isyanı bastırması için bizzat Bayezid Paşa'yı görevlendirmişti. Ayrıca Amasya valisi olan oğlu Murad'a haber göndererek Bayezid Paşa'ya iltihak etmesini emretti. Bu sırada Çelebi Mehmet, Selanik yakınlarında Mustafa Çelebi kuvvetleriyle savaşa tutuşmuş ve isyancıları kısa sürede mağlup etmişti.
Mustafa Çelebi ve İzmirlioğlu Cüneyt Bey, bozgunu fark edince hızla kaçarak Selanik Kalesi'ne sığındılar. Çelebi Sultan Mehmet ordusuyla Selanik Kalesi'ne gelmiş ve Selanik valisi Laskaris'ten Mustafa Çelebi ve Cüneyt Bey'i kendisine teslim etmesini istemişti. Selanik valisi imparatordan izin alınması gerektiğini söyleyerek Çelebi Mehmet'i oyalıyordu. Bu sırada gizlice bir gemiye binen Mustafa Çelebi ve Cüneyt Bey İstanbul'a kaçtılar. Bunun üzerine Çelebi Mehmet imparatordan onları kendisine teslim etmesini istemiş fakat İmparator Manuel kendisine sığınanları korumanın bir namus ve vicdan borcu olduğunu söyleyerek bu teklifi nazik bir surette reddetmişti. Fakat bununla birlikte hükümdar olduğu sürece bu ikisini serbest bırakmayacağına dair İncil üzerine yemin etti. Bunların bakım masrafları için de yılda 300 bin akçe talep etti. Bu talebin Çelebi Mehmet tarafından kabul edilmesi üzerine bu mesele şimdilik kapanmış oldu. Zira bastırılması gereken iki mühim isyan hareketi mevcuttu. Şehzade Murad'ın Amasya ordusuyla kendisine iltihakı üzerine 30 ila 40 bin arası kuvvete ulaşan Bayezid Paşa doğruca Böklüce Mustafa üzerine yürüdü. O sırada Böklüce İzmir Kalesi'ni kuşatma planları yapmaktaydı. Bayezid Paşa buna fırsat vermeden onu Karaburun'da kıstırdı. Günlerce süren sokak çarpışmaları Osmanlı ordusuna büyük zayiat verdirmişti. Fakat nihayetinde Böklüce'nin müritleri Kahir ekseriyette kılıçtan geçirildiler. Sağ kalanlar Böklüce Mustafa ile birlikte zincirlenerek Ayasulu Kalesi'ne getirildiler. Burada hepsi sorguya çekildi ve şiddetli bir biçimde işkenceye tabi tutuldular. Fakat bütün bu işkencelere rağmen müritlerden kimse ağzını açmamış ve tek kelime etmemişti. Zira onlar Böklüce'ye öylesine bağlıydılar ki Allah birdir dedikten sonra peygamberliği sadece şeyhlerine layık görecek kadar ileri gidiyorlardı. Asiler Böklüce Mustafa'nın gözü önünde tek tek idam edilirken "Yetiş ya Dede Sultan" diye bağırıyorlardı. Böklüce Mustafa'nın sorgulamasında, onun karargahında ele geçirilen ve Şeyh Bedrettin'e ait olan varidat kitabının bulunması, isyanı başlatan kişinin bizzat Şeyh Bedrettin olduğu kanaatini kuvvetlendiriyordu. Böklüce Mustafa, ellerinden bir tahtaya çivilenerek, ibret için şehirde gezdirildikten sonra öldürüldü. Zira Böklüce taraftarları onun ölümsüz olduğuna inanıyorlardı. Onun idam edilmesi taraftarlarının birçoğunu dağıttıysa da ona sıkıca bağlı olanlar arasında onun hala hayatta olduğu rivayeti dolaşıyordu. Onun bazı müritleriyle konuşan Romalı tarihçi Dukas, Böklüce'nin Sisam adasında hala yaşamakta olduğuna inandıklarını aktarıyor. Böklüce'nin idamından kısa süre sonra yine Şeyh Bedrettin'in halifelerinden Torlak Kemal, Böklüce'nin akıbetine rağmen etrafına topladığı müritleriyle Manisa Kalesi'ne saldırma cesaretini gösterdi. Üstelik Böklüce Mustafa'nın hazin akıbeti sebebiyle müritlerin sayısında azalma olmuştu. Bu sebeple Torlak Kemal ancak 3-5 bin kişilik bir mürit topluluğuyla isyana teşebbüs edebilmişti. Müritleri kendisine Hü Kemal diyorlardı. Bayezid Paşa ve Şehzade Murat doğruca onun üzerine yürüdüler ve Manisa varoşlarında onu sıkıştırdılar. Bu defa Osmanlı ordusu fazla zayiat vermeden Torlak Kemal ve adamlarını bozguna uğrattı. Yakalanan Torlak Kemal ve müritleri idam edildi. Bu bölgelerde dikkatli bir çalışma ve titiz bir tarama yapılmış, şeyhin müritleri teker teker yakalanıp idam edilmişti. Böylece Anadolu tarafındaki batıni isyanlar şiddetli bir şekilde bastırılmış oldu. Fakat bu isyanların asıl mümessili olarak görülen Şeyh Bedrettin ise Rumeli'de faaliyetine devam etmekteydi. Bu isyan sırasında henüz 20'li yaşlarda olan Aşık Paşazade'nin ifadesine göre Şeyh Bedrettin etrafındakilere şöyle diyordu: "Şimdiden görü padişahlık bana verildi. Yeryüzünde İslam halifesi ben olsam gerektir. Sancak isteyen, sübaşılık isteyen, tımar ve zehamet isteyen bana gelsin. Halifelerim Böklüce Mustafa ve Torlak Kemal Anadolu'da kıyam edecek, biz de Rumeli'den harekette payitahtı ele geçireceğiz."
Fakat Anadolu'daki müritlerinin arka arkaya mağlup olduğu haberlerinin gelmesi üzerine maneviyatı sarsıldı. Yalnız kendisi değil, etrafındaki müritlerin de ona olan inancı zayıfladı. İlk çözülenlerden birisi de Eflak Voyvodası Mirça oldu. Mirça, Çelebi Mehmet'in dört koldan başlatılan bu isyanlar sebebiyle yıkılacağını hesap ediyordu. Fakat isyanlar başarılı bir şekilde bastırılınca Şeyh Bedrettin'in başarılı olacağını olan inancı yıkıldı. Bu sebeple Çelebi Mehmet'le arasını bozmamak için Şeyh Bedrettin'in emrine verdiği askerlerini geri çekti. Çelebi Mehmet, Anadolu'dan dönen Bayezid Paşa'yı Şeyh Bedrettin üzerine gönderdi. Fakat kendisine şu talimatı vermişti. Sakın ha şeyhi öldürmeyesin. Güzelce yakalayıp hürmette kusur etmeden bana getiresin. Osmanlı kuvvetlerinin gelişi üzerine şeyhin yanındakilerin büyük kısmı dağılarak kaçtılar. Dolayısıyla Bayezid Paşa küçük bir çarpışmadan sonra Şeyh Bedrettin'i yakaladı. Kendisine verilen emir gereğince Şeyh Bedrettin'e itibarlı bir misafir muamelesi yaparak onu Çelebi Mehmet'in bulunduğu Serez şehrine getirdi. Çelebi Sultan Mehmet, Şeyh Bedrettin'in büyük bir alim olduğunu biliyordu. Ayrıca babası ve dedesi Rumeli gazilerinden saygın kimselerdi. Bu sebeple onu yargılama işini alimlere havale etti. Serez'de Divan-ı Hümayun toplanarak herkes yerini aldı. Şeyh Bedrettin oraya getirildiğinde beti benzi sararmış bir haldeydi. Çelebi Sultan Mehmet onun bu halini görünce şöyle dedi. Şeyh efendi, neden benzin sararmış? Yoksa hummaya mı tutuldun? Bir suçun yoksa korkma. Şeyh Bedrettin şöyle cevap verdi. Güneş batacağı zaman sararır. Sonra Çelebi Mehmet şöyle sordu. Neden ulul emre itaatsizlik ettin? Bu soruya da Şeyh Bedrettin şöyle karşılık verdi. Ya sen niçin Allah'a muhalefette bulundun? Çelebi Mehmet bu soruya şaşırmıştı. Ben ne vakit Allah'a muhalefette bulundum? Bunun üzerine Şeyh Bedrettin şöyle dedi. Hacca gitmek için senden izin istedim. Orada kalmayı arzuladım. Kaç kere diledim, uygun bir cevap yollamadın. Hacca gitseydim orada kalırdım. Dünyada yol kesmeye cevaz var mıdır? Bana şeriata göre bir sorun varsa söyle, cevabını al. İçtihat ettim, iş bu hale düştü. Zulüm olan yerden göçmek gerek. Bu konuşmadan sonra divanda bulunan tezkereci söz alarak konuşmaya başladı. Şeyh Bedrettin'in çok iyi yetişmiş bir fakih olduğunu, kitaplarının medreselerde ders olarak okutulduğunu anlattıktan sonra, Böklüce'nin karargahında ele geçirilen Varidat isimli eserinde ise ehli sünnete aykırı dini görüşler bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Şeyh Bedrettin'in devlete karşı ayaklandığını, düzeni ortadan kaldırmak ve Osmanlı Devleti yerine yeni bir devlet kurmak emelinde olduğunu söyleyerek, müritleri Böklüce ve Torlak Kemal isyanlarını bizzat kendi tasarladığını iddia etti. Tezkireciye göre her iki suçun da cezası idamdı. Şeyh Bedrettin, kendisine isnat edilen suçlamaları reddetti. Kendisinin Allah'a, Kur'an'a ve Peygamber'e inandığını ifade ettikten sonra, Varidat kitabında yazdıklarının ise bir içtihat meselesi olduğunu söyledi. Müritleri olan Böklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in yaydığı batıl fikirlerin kendisine ait olmadığını belirtti. Ona göre Böklüce Mustafa, onun ismini kullanarak kendi batıl fikirlerini yaymıştı. Nitekim Varidat isimli eserde, Böklüce'nin ortak mülkiyetle alakalı anlattıkları ve haramı helal sayan ibahacı sözleri de yer almıyordu. Şeyh Bedrettin'in torunu Hafız Halil'in yazdığı menakıbnameye göre yargılama birkaç gün boyunca devam etti. Nihayetinde Şeyh Bedrettin'in dinden döndüğüne değil, isyana kalkıştığına hükmedildi. Zaten Şeyh Bedrettin de isyana niyeti olduğunu itiraf etmişti. Saadettin Taftazani'nin talebelerinden ünlü alim Heratlı Mevlana Haydar, kanı helaldir, malı haramdır şeklinde fetva vererek Şeyh Bedrettin'in idamına hükmetti. Divan üyelerinin hepsi oy birliğiyle sanığın suçlu olduğunu ve katli gerektiğini bildirdiler. Bundan sonra son söz sultana aitti. Çelebi Sultan Mehmet'in kararı da Divan-ı Hümayun'un görüşü doğrultusunda oldu. Böylece Şeyh Bedrettin idama mahkum edildi. Nihayetinde Şeyh Bedrettin 1420 yılında Serez Çarşısı'nda halkın gözü önünde idam edildi.
O sıralarda Çelebi Mehmed'in hizmetinde olan İbni Arabşah, Ukudun Nasiha isimli eserinde Şeyh Bedreddin'le görüştüğünü, Şeyh Bedreddin'in ilminin genişliğini derya gibi payansız bulduğunu anlatıyor. Fakat halkın desteğiyle isyana niyetlenmiş olduğunu ve bunun sonucunda da kendi idam fetvasına kendisinin imza attığını söylüyordu. Şeyh Bedreddin'in torunu Hafız Halil ise menakıbnamesinde şeyhin idamı için verilen fetva suretinin kendilerine verilmediğini, kanı helal malı haramdır demek suretiyle idam kararının üstünün örtüldüğünü söyleyerek dedesi Şeyh Bedreddin'in haksız yere idam edildiğini savunuyor, onun idamından dolayı Çelebi Sultan Mehmet ve divan üyelerini suçluyordu. Halbuki Çelebi Mehmed'in bu idam kararını isyan gerekçesiyle fetvasız bir şekilde verebilmeye gücü yeteceği halde böyle yapmayıp günlerce onu muhakeme ettirmesi ve işi alimlere devretmesi onun bu konuda ne kadar hassas davrandığını açıkça gözler önüne seriyor. Büyük mütasavvıf Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tezkiresinde ondan asılmış ve Allah'ın gazabına uğramış Şeyh Bedreddin diye bahsederken büyük alim ve tarihçi İdris İbitlisi ise Heşt Beheşt eserinde onun Hanefi hukukunda eşsiz bir alim olduğunu, zamanın çoğunu ibadet ve zikre ayırdığını ve kerametleriyle meşhur olduğunu yazıyor. Fakat bir süre sonra bu ilim ve ibadetlerin onu kibre sürüklediğini ve bunun da sebebinin kamil bir mürşitten feyz almamış olmasından kaynaklandığını ifade ediyordu. Şeyh Bedreddin'in idam edilmesinden sonra bile onun yazdığı fıkıh kitabı Fatih Sultan Mehmet devrine kadar Osmanlı medreselerinde okutulmaya devam etti. Şeyh Bedreddin isyanı Çelebi Mehmet döneminin son büyük hadisesi olmuştu. Bir yıl sonra Sultan Edirne'de bulunduğu sırada bir felç inmesi sebebiyle yatağa düştü. Bir daha ayağa kalkamayacağını anlamıştı. Yanındakilere şöyle dedi: "Derhal büyük oğlum Murad'a haber salın gelsin. Zira ben şu döşekten artık kurtulamam. Şayet Murad gelmeden ölürsem sakın ola vefatımı kimseye duyurmayın. Yoksa bütün memleket birbirine girer, yeniden sel gibi kardeş kanı akar." Bu emir gereğince Amasya'da bulunan Şehzade Murad'a gizlice haber verildi. O da Amasya'dan kalkıp harekete geçti. Çelebi Sultan Mehmet ölüm döşeğindeyken daha henüz 34 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen Timur gailesi sebebiyle parçalanan Osmanlı Devleti'ni uzun mücadelelerden sonra tekrar toparlamış, Anadolu'da dağılan birliği yeniden sağlamış, Rumeli'de Türk nüfuzunu kuvvetlendirmişti. Bu sebeple tarihler onu Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak anmışlardı. Ömrünün neredeyse tamamını harp meydanlarında geçiren bu kahraman hükümdar, savaşlarda aynen bir nefer gibi vuruşmuş ve katıldığı 24 meydan muharebesinde toplam 40 defa yaralanmıştı. Bu husus Osmanlı padişahları arasında bir rekordu. Kendisinden nakledilen şu söz ise onun hayat hikayesini çok güzel özetler: "Çocuk yaşımda öyle belalar çektim ki kimse çekmiş değildir." İşte bu ağır çileler 8 yıllık saltanatı boyunca onu öylesine yıpratmıştı ki gencecik yaşta onu ölüm döşeğine düşürmüştü. Devleti ve milleti için gece gündüz gayretle uğraşan bu Türk Hakanı henüz 34 yaşındayken hayata gözlerini kapadı. Allah kendisine rahmet etsin.